Merhabalar, hoş geldiniz. Ateizm Derneği YouTube kanalından canlı yayınlanan Bunlar Ateist'e hoş geldiniz. Bu bölümümüz yine her zamanki gibi cap canlı olacaktır. Ben Rıdvan Aydemir, Ateizm Derneği üyesi ve gönüllüsüyüm. Yanımda da bu sefer Sayın Yakup Deniz, Yakup abimiz var. Bu sefer ikimiz beraber bu yayını yapacağız. Söze başlamadan önce... Ateizm Derneği hakkında size e, detaylı bilgi vermek için e, resmi internet sitemizi ziyaret ederek bilgilere ulaşabilirsiniz. E, bu derneğe sadece ateistler mi üye olabilir, sadece İslam'ı mı eleştiriyoruz? E, Türkiye'de, Avrupa Birliği'nde, Birleşmiş Milletler, Milletler'deki statümüz nedir? E, aklınıza gelecek her türlü e, soruyu oradan sorabilirsiniz. Şunu kısaca söylemek gerekiyor ki, arkamızda herhangi bir... E, gizemli güç, büyük güçler, politik güçler falan filan uh, yoktur. Uh, bizi daha yakından tanımak istiyorsanız eğer uh, Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da bizi takip edebilirsiniz. Uh, YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirimler için uh, bildirim zilini açabilirsiniz. Çok memnun oluruz. Uh, ayrıca yayını programa açmadan önce kısaca desteklerinizden dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Ateizm Derneği'ni ve kanalımızı Patreon ve Kriosus üzerinden destekleyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi bu yayınlar tamamen sizin bağışlarınız sayesinde yapılıyor. Teknik imkanlarla yapılıyor. Patreon üzerinden Patreon üzerinden bizi 1 dolardan 100 dolara kadar olan paketlerle destekleyebilirsiniz. Ayrıca Kriyosis üzerinden de destekleyebilirsiniz. Bunların linkleri aşağıda açıklama kısmında bulunacaktır. Amacımız kanalımızı geliştirerek haftanın 7 günü farklı formatlarda yayınlar yaparak Ateizm Derneği TV'yi karşınıza getirmek ve böylece bilgilendirmelerde ve tartışmalarda bulunmaktır. Ayrıca programa uh, katılıp canlı yayında soru sormak ve hediye kitap kazanmak istiyorsanız eğer 0216 926 06 veya 0216 918 66 numaralı telefonlardan birini arayıp meeting ID olarak 499 107 795 ve uh, kare tuşunu tuşlarsanız eğer uh, yayına katılan tüm telefonları tüm telefon konuklarına hediye olarak Turan Dursun kitapları uh, yollayacağız. Uh, ne kadar iyi bir şekilde anlatabildim bilmiyorum. <laughs> Şu an koronavirüs pandemisinden dolayı kitap gönderimleri biraz uh, gecikmekte. Ancak uh, yollanacaktır. Evet, uh, bu uzun gelişten sonra uh, yayına başlamak istiyorum. Bugün Yakup Deniz ile beraber uh, yayın yapacağız. Yakup Deniz burada uh, misafirimiz olarak veya misafirim olarak bulunacaktır. Ama ikimiz... Uh, bir arada beraber olarak yapacağız bu yayını. Aslında bugün Sinan Canan ile benim aramda bir münazara olacaktı. Allah var mı yok mu tartışması olacaktı. Aranızda birçok kişi bunu sordu durum şu Sinan Bey'in maalesef çok yoğunluğundan dolayı işin öneminden dolayı işi çıktı. Bundan dolayı biz bu münazarayı 6 Şubat tarihine erteledik. 6 Şubat tarihinde ben ve Sinan Canan Bey beraber Allah var mı yok mu konusunu uh, tartışıyor olacağız. O yayında da tekrar uh, sizinle buluşmak uh, çok güzel olacak. Orada o büyük uh, sırrı, büyük gizemin sonunda çözmüş olacağız. Uh, <laughs> evet. Uh, Yakup abi. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. iyiyim ben de. Seninle uh, bir araya gelmek çok güzel oldu. Kolay gelsin. Çok çok sağ ol. Seninle tanışmayı çok istiyordum Seninle beraber hiçbir şeyimiz olmadı Bir yayınımız, buluşmamız olmadı Buraya denk geldi, çok güzel oldu ee, Yok öyle Tamam beraber bir yayın yapmadık Öyle tanışmadık ama aslında tanıyorduk birbirimizi Yani Ya tabii takip ediyorduk Ben seni takip ediyordum Yayınlardan şuradan buradan Hı -hı. Hatta GİK de çıktın değil mi bir herhalde Evet evet Hı -hı. Ee, İşte Ne bileyim işler yoğun oluyor ya işte bu konuda Hı -hı. Bir de bu e, şeyde mecrada bir yeni arkadaş var sağ olsunlar. Ben hepsini saygıyla selamlıyorum. Yani e, gerçekten ülkemizi aydınlığa çıkartmak için e, bu karanlıktan kurtarmak için din denen olgudan kurtarmak için mücadele eden bütün arkadaşlar ayrımsız yani. O şekilde kendilerini tebrik ediyorum. Riziko alıyorlar. Kolay değil yani. E, Türkiye gibi bir ülkede Şöyle söyleyeyim yani dinini dahi bilmeyen bir ülkede fanatik bir şekilde İslamcı olan yani İslam'ın ne demek olduğunu bilmediği halde Arapların o mesela geliş, dinin yeşeriş yeri, yayılış yeri, çıkış yeri Arabistan ve Arap toplumu olmasına rağmen Türklere baktığımız zaman onlardan daha Müslüman, onlardan daha e, atak, onlardan daha radikal bir şekilde e, bu dinin üzerine gidiyorlar, yumaklanıyorlar. Bu da şeyden geliyor işte şimdi belki ileriki zamanlarda da bunları konuşuruz. Bu e, Orta Doğu'nun yapısından geliyor. Devletlerin resmi dininin İslam olmasından geliyor falan. Hı hı. E, ben de e, dün şeylerle uğraşıyordum. işte. bir saldırı oldu biliyorsun. Türkiye'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı e, bir soruşturma başlattı ve bu soruşturmayı başlattığını bütün basına dağıtarak yaptı. Türkiye'de ne kadar medya varsa yani sağından solundan bütün yelpazeler başlık attılar, hedef gösterdiler. Onlarla uğraşırken onu telefon etti dedi böyle böyle Sinan Bey'le. Ben biliyordum zaten Sinan Bey'le yayınının olduğunu da biliyordum. Hatta Onur'a daha önceden telefon ettim. Söyledim Onur dedim böyle böyle Rıdvan'ın yayınına katılmak istiyorum. Yani Rıdvan'a değil Sinan Hoca'ya soru sormak için. İki Hı. soru soracağım dedim. Çünkü o... Ee, senden yaptığı bir yayında şunu demişti ben Allah'a inanıyorum ben Müslümanım hem Müslümanım diyor hem de Allah'a inanıyorum diyordu hı hı. ben ona şunu soracaktım sen hangi Allah'a inanıyorsun yani e, İslam'ın Allah'ına mı inanıyorsun Tevrat'ın Allah'ına mı inanıyorsun yani Kur'an'ın Allah'ına mı yoksa Deizm'in Allah'ına mı inanıyorsun yani bilelim hangi Allah'a inanıyorsan ona göre konuşalım o Allah'a eğer sen Kur'an'ın Allah'ına inanıyorsan o zaman Kur'an'ı kabul edeceksin yok bu Kur'an saçma İslamiyet saçma İslam toplumu şöyledir Sarıklı hoca hoca böyledir falan hatta bir de ilginç bir şey söylemişti aklında olsun. Ee, Rıdvan diyor ki şunu diyor. Allah var Muhammed'i görevlendirmiştir, tamamdır diyor. Allah'ın dili Arapça mı? Yok diyor. Değil Arapça diyor. Bakın kendi ayağına kurşunu sıkmıştı orada da. E, dedi e, nasıl olmuş? Ya diyor Allahça işte diyor Muhammed'e indirmiş. Muhammed Arapça kusmuş. <laughs> burada diyor, burada diyor bir yanlışlık var. Nedir o yanlışlık? Kendisi açıklıyor zaten onda halı örnek verdi. Halının düz yüzü var ya, o kesim olan yüzü. Çiçekler orada güzel gözükür dedi. Arkası dedi ilmekli taraf olan gözükmez dedi. Ya o zaman Allah niye ona müdahale etmedi? Allah peygamber Arapça onu e, insanlar anlatırken dur lan oğlum Muhammed yanlış yapıyorsun sen öyle değil bu iş, işte. öyledir <laughs> diyebilirdi yani. Aynen, aynen, aynen. Şimdi onun için bu konuyu konuşacaktınız siz Allah var mı yok mu konusunu. Ben e, bu konuda hiçbir zaman şimdi girmedim yani Allah var mıdır yok mudur konusuna e, şu ana kadar girmedim. Çünkü din denen bir olgu var başımıza bela. E, niye dersen Rıdvan'cığım şu var ben Allah'ın yokluğunu ispat etmek zorunda değilim. Yani bunu sen de biliyorsun zaten her zaman söylüyorsun. Kim var diyorsa, kim iddia ediyorsa onun savunması gerekiyor. Onun delillendirmesi <laughs> gerekiyor. Yani var diyorsan delillendireceksin kardeşim. Şimdi Asap suresinin 53. ayetini ben ayet ayet ekrana veriyorum, şeyler video yapıyorum. İnsanlar ben biliyorum yani o toplumun içerisinde yaşadığım için, o mahalleden geldiğim için oranın neleri bilmediğini nasıl Müslüman olduklarını çok iyi bildiğim için Kur'an ayetlerinden de haberi yok insanlarımızın. Onun için sürekli ağırlıklı Kur'an ayetlerindeyim ben. Ahzab suresi 33. Şey, 53. Hı. ayetini sadece Kurtubi tefsirinden okudum. Hı hı. Hiç yorum da katmadım. Sadece kattığım şey şu. Dedim ki Talha bin Ubeydullah, Ayşe'yi öyle sevmiş ki daha sonra peygamber öldükten sonra Ali ile Ayşe savaşında Ayşe'nin yanında yer aldı kellesini vurdu Ali'nin askerleri. Hı hı. Yani bu da doğru olan bir şey. Yani o Cemal Savaşı'nda öldürüldü Beydullah. Şimdi bunu deyince Ayşe'nin yani Ayşe için bu ayet inmiş. Bize göre inen bir şey yok da yani Ayşe için indiği söyleniyor bu ayetin. Ve okudum. Olduğu gibi okudum bunu. Şimdi herhalde zannedersem Türkiye'de e, hem ekonomik olarak hem siyasi olarak e, hem de genel çerçeve içerisinde iyi gitmeyen şeyler var. Hı hı. Yani iktidar şöyle bakıyor veya e, iktidarın sopası haline gelen işte yargı, diğer e, basın bütün basın teşkilatı falan e, nasıl bir şey yakalasak da yani olayları örtbas etsek veya gündemi bir değiştirebilsek diye öyle şey yapmışlar. Ben öyle tahmin ediyorum hiç dava edilmemesi gereken bir videodur o video. Yani İstanbul Baş Savcılığı'nın hmm. e, da, hatta bir taşla savcısı bile onu dava etmez. Yani yeni hukuk fakültesinden mezun olmuş, yeni savcı olmuş olan kişi bile o videoyu dava etmez. Başka videolar var. Etseydi onu ederdi mesela. E, bunu basının birdenbire böyle hani baraj patlamış gibi bütün basına yani internetteki e, haber sitelerinden tut. Yani gazetelerin hepsi. Sağlı sollu, cumhuriyet, sözcü. Bakın biz mesela Atatürkçü biliyoruz değil mi? Onları Atatürkçü izgisinde zannediyoruz. Veya layık, demokratik hukuk devletinden yana zannediyoruz. Halbuki iş bazı şeylere gelince hep beraber oluyorlar. Hı -hı. Hepsi aynı aynı haberi vermiş. Hepsi. Onun için dün işte yayına nasıl katıldığımı izah ediyordum bununla birlikte. Dün bunlarla uğraşırken onu aradı beni. Abi dedi böyle böyle e, Sinan Bey'le dedi Rıdvan'ın yayını vardı. Sinan Bey'in e, zamanı e, işte değişmiş falan olmuyor dedi bu yayın. Olursan dedi memnun oluruz deyince Rıdvan'la tamam ben de geleyim beraber sohbet edelim. Severim Rıdvan'ı da takip ediyorum zaten dedim. Konu konuda bu. Çok sağ ol. E, hemen e, onunla ilgili bir videom varmış zaten sayfana girdim. Videoyu izledim. E, tam kafamdaki şeyler zaten o anlattığın şeylerde. Ee, dediğin gibi yani Müslümanlar Allah'larını bilmiyorlar. Yani neyse onların Allah'ları onun da farkında değiller. Şimdi sen anlatacağım. Bir de bu burada dinleyeceğiz. Bu bayağı girmek istiyoruz zaten burada. Ee, bir de bunu da dinleyeceğiz. Onun için ben fazla konuşmayayım. Bu çok önemli. Ee, bana da e, sonuna doğru biraz e, zaman bırakırsam bu olayın içerisinde ben de kendi anladığım şekilde bir videom vardı zaten bu konuda. Nedir bu Allah? Yani Müslümanların Allah dediği şey nedir diye ben de sana destek olsun diye başka yönden destek vermek için 1 iki veya beş on dakikalık bir konuşma yapabilirim diye yayınla Buyur söz senin lütfen. Ben kesinlikle burada zaten seninle bir fikir alışverişinde bulunmak istiyorum bu konularda. Bence senin yaptığın iş çok önemli. Ben çok saygı duyuyorum, severek takip ediyorum. Türkiye'de bu maalesef bu konuda aydınlanma konusunda çok fazla ses yok. Sen bayağı iyi bir şekilde yapıyorsun bunu. Herkes de seni biliyor zaten. Bana sürekli bana, bana, bile sürekli senden bahsediyordu zaten önceden de. Bu yüzden senden haberim vardı. Burada seninle beraber bir fikir alışverişinde bulunmak da benim için çok güzel olacak. Bence çok faydalı olacak herkes için. Çok da çok teşekkür ederim katıldığın için, sözlerin için. Evet. Bu arada şunu belirtmek istiyorum ki Ateizm Derneği de hukuk, Ateizm Derneği Hukuk Komisyonu davalarınızda, davalarda yardımcı olacak. Bu dine hakaret konusundaki davalarda. Ateizm Derneği Hukuk Komisyonu sağ olsunlar bu konuda yardımcı oluyorlar. Kendileri bana da yardımcı oluyorlar. Birçok kişi bilmiyor ama benim hakkımda da bir dava açıldı Türkiye'de. Halkın bir kesiminin belimsediği dini inançları alenen aşağılama a, maddesinden dolayı 216 maddesinden dolayı bir dava açıldı hakkımda ki a, bir şey hiçbir şey de yapmadım yani hiçbir şeyde hakaret etmedim sadece olduğu gibi a, İslam'daki bazı sorunları anlattım ve bu sorunların a, hani incelenmesi gerektiğini söyledim bunlardan bahsettim ama maalesef bu doğrudan bir a, alenen aşağılama bir hakaret olarak algılandı hakkımda dava açıldı sağ olsun ateizm derneği hukuk komisyonu da bu konuda yardımcı olmaya yardımcı olmayı teklif etti. Ben de kabul ettim. O konuda da bir yayınımız olacak 17 Şubat'ta bu arada. Oraya da hep herkesi bekleriz. Evet, o konuya Allah konusuna geri dönmek istiyoruz o halde. Allah aslında kimdir konusuna geri dönmek istiyoruz. Dediğim gibi Yakup abi, ben bu konuda bir şey yapmıştım, bir çalışmalar yaptım. Bu konuda İngilizce video yaptım, Türkçe videolar hazırladım. Senin de bu konuda farklı incelemelerin, araştırmaların, çalışmaların olmuştur. O konuya şöyle bir şekilde değinmek istiyorum. Şimdi bildiğimiz üzere İslam toplumunda, İslami toplumlarda, Müslüman toplumlarında yaratıcı Tanrı Allah olarak bilinir. Herkes Allah'a dua eder, Allah'a ibadet eder. Kur'an'ı gönderen, Muhammed'i gönderen, peygamberleri gönderen kişinin Allah olduğu düşünülür O veya Tanrı'nın Allah olduğu düşünülür. O şekilde inanılır. Ee, ve hatta e, la ilahe illallah denir. Yani Allah'tan başka ilah, Allah'tan başka Tanrı yoktur, yoktur denir. E burada şuna dikkat etmek lazım ki e, Tanrı kelimesi ilahtır. Allah kelimesi ise Allah'ın özel ismidir. Tanrı'dan başka, Allah'tan başka ilah yok. La ilahe illallah. Yani İslam'daki e, Tanrı anlayışı Allah diye bilinen Tanrı'dan ibarettir. İsmi Allah'tır. Bunun dışında farklı e, 99 ismi de vardır. Özelliklerini e, anlatan. Şimdi e, İslam tarihine baktığımızda, Kur'an'a baktığımızda, hadislere baktığımızda Tanrı'nın ismi Allah olarak bilinir. Bunun dışında başka bir şey yoktur. Hani Asıl ismi veya özel ismi yoktur. Oysa Hristiyanlığa ve Yahudiliğe baktığımızda ki İslam o dinlerden, o dinlerin de Allah tarafından geldiğini iddia eder, öne sürer. Onlara baktığımızda aslında Allah Allah'ın bir ismi var ve bu isim İslam'da hiçbir zaman bulunmaz. Allah'ın ismi ise uh, İbranice'de ye uh, Yod Ha ve Ha diye bilinen veya Yahova diye bilinen veya Yehova diye bilinen isimdir. Bu uh, bu tek tanrının Yahudilerin tanrısının İsraillerin tanrısının uh, asıl ismidir. Hatta um, Allah'ın sözde gönderdiği eski kitaplara göre döndüğümüzde, Tevrat'a geri döndüğümüzde bu ismi orada buluyoruz. Mısır'dan çıkış kitabının, mesela Tevrat'taki Mısır'dan çıkış kitabının üçüncü bölümünde şöyle bir şey geçer, şöyle bir ayet geçer. Orada Musa Tanrı'ya ismini sorar. Der ki, hani insanlarımıza senden bahsedeceğim ama Tanrı'nın ismi ne diye sorarlarsa ne diyeyim der. Tanrı ona der ki, ben benim. Beni İsraillilere de ki beni size atalarınızın, İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un tanrısı Yahve gönderdi. Sonsuza dek adım bu olacak, kuşaklar boyunca böyle anılacağım. Bak, sonsuza dek adım bu olacak, kuşaklar boyunca böyle anılacağım. Ee, bu Tevrat'ta Mısır'dan çıkış kitabının üçüncü bölümünde geçer. Bundan dolayı Yahudiler sürekli olarak tanrılarını Yahve diye bilmişlerdir. İsminin Yahova olduğunu bilmişlerdir. O şekilde öğrenmişler, o şekilde devam etmişlerdir. Hatta... Hristiyanların ve Yahudilerin şu anda okuduğu kutsal kitaplara baktığımızda içerisinde kutsal kitapların içerisinde Yahve ismi tam olarak tam olarak demeyeyim 7000 bin küsür kere geçer. 7000 küsür kere, kere geçer. Ancak uh, bu kitaplarda mesela Türkçe çeviride Yahve yazan yerde uh, Türkçe çeviri Rab der. Büyük harflerle Rab der mesela. Uh, İngilizce olarak çevrildiğinde büyük harflerle Lord yazar mesela Yahve yerine. Bu şundan dolayı yapılmıştır. Um, Tevrat'ta geçen ve Yahudilerin ve Hristiyanların inandığı şey var, on emir var bildiğimiz üzere. Bu on emir bu on emirin birisi uh, şudur, Tanrı'nın ismini boş yere anmayın. Yahudiler bu kuralı o kadar ciddiye almışlardır ki ve o kadar korkmuşlardır ki bu kuraldan. Uh, Yahve ismini hiçbir zaman ağızlarına almak istemezler, hiçbir zaman bahsetmek istemezler, açık olarak konuşmak, yazmak, söylemek istemezler. Hatta dualar, dualarında dahi Yahve diyeceklerine uh, Rab derler veya Tanrı derler veya İngilizce olarak Lord derler. İbranice Adonai derler, Adonai uh, Rabbimiz anlamına gelir mesela. Ee, Tevrat'ı yazdıklarında, kutsal kitaplarını yazdıklarında dahi Yahve yazan yere bir not eklerler ve Yahve yerine Rab yazarlar. Hani bir şey olmasın diye, saygısızlıkta bulunmayalım diye. Ee, ismini yazmayalım, ismini yazmaya biz layık değiliz. Sadece uh, ne olduğunu yani Rabbimiz olduğunu yazalım diye. Um, bunun dışında bir uh, bunun dışında kutsal kitapların tarihinde şunu görüyoruz ki aynı zamanda Tevrat'ta Tanrı'ya sadece Yahve olarak değil Elohim olarak veya Eloh olarak veya El olarak da hitap edilir. Bu durumda Müslümanlar mesela şey der, Hani bak o Allah işte derler mesela, Eloh Allah'tır derler veya Elohim Allah demek derler. Ancak durum bundan daha farklı. Aslında Yahudilerde Elohim kelimesi tanrılar demektir, Eloh kelimesi tanrı demektir, El kelimesi de tanrı demektir. Bunların özü El kelimesidir, El ise tanrı demektir eski Semitik, Sami kültürlerde ve dillerde. Bu Eloh denen kişi ise, Tanrı ise e, özel, belirli bir Tanrı değildir. Aslında sadece e, Tanrı'ya, en yüksek Tanrı'ya veya tek Tanrı'ya veya yaratıcı Tanrı'ya verilen bir ünvandır. Yani yüce Tanrı gibisinden bir şeydir. Hatta bunun için e, şey de vardır. Mesela İbranice'de El Elyon diye bir e, kelime var. O e, El Elyon, yüce Tanrı anlamına gelir. Yüce Tanrı olan kişi Eloh diye e, bilinen yüksek Tanrı'dır ve onun ismi ise İbranice'de, Yahudi dininde, Hristiyanlık dininde Yahve olarak bilinir. Ee, buraya kadar bilmiyorum. Sen bir şey eklemek istiyor musun Yakup abi? Ben çok konuşuyorum. Aynen. Aynı hızdan devam edin. <gülüyor> <gülüyor> ee, teşekkürler. Ee, şimdi durum şurada başlıyor tabii ki. Ee, şöyle bir mesele var. Şimdi e, Yahudiler bu Tanrı'yı neden Yahve olarak biliyorlar? Hristiyanlar neden Yahve olarak biliyorlar? Ancak İslam'da neden hiçbir zaman Yahve'den bahsedilmiyor diye bir soru ortaya çıkıyor tabii ki. Yani İslam'daki Tanrı'nın ismi neden Allah ve neden aynı kaynaktan geldiği öne sürülüyor ve ismi neden farklı? Bu soruyu da şu şekilde cevaplayabiliyoruz. Dediğimiz gibi Hristiyanlar ve Yahudiler tarih boyunca hiçbir zaman şey demezler, Yahve demezler, Yahve'den bahsetmezler. Mesela batıda yaşayan Hristiyanlar genel olarak Tanrı'nın Yehova veya Yahve ismine sahip olduğunu bilirler. Ancak ona Yehova veya Yahve demezler hiçbir zaman. Sadece uh, Tanrı derler, İngilizce God derler, Türkçe Tanrı Rab derler. Arap, Arapça konuşulan ülkelerde Allah derler mesela hani uyum sağlamak için. Um, işte İspanyol, İspanyolca konuşan, Rusça konuşan ülkelerde yine bunun yerine farklı farklı ünvanlar, kelimeler kullanırlar. İslam'ın ortaya çıktığı zamanlarda, 6. ve 7. yüzyıllarda da durum böyleydi. etraftaki Hristiyanlar tanrılarına Yahve olarak değil de tanrı olarak hitap ederlerdi veya bölgelerinde sıkça kullanılan El ismiyle veya Eloh ismiyle veya Allah ismiyle hitap ederlerdi. Allah etimolojik olarak bak baktığımızda e, el-ilah kelimesinden gelmiştir. El-ilah ise tam olarak e, Türkçe'de bunun karşılığı yok, elin karşılığı yok ama el-ilah o tanrı gibisinden bir şeydir. Bir, bir ünvandır. Yani o tanrı, belirli tanrı. İngilizcedeki the god gibisinden bir şeydir. Veya Almancadaki der god gibisinden bir uh, karşılığı vardır bunun. Uh, Arap toplumu mesela bu şekilde tek tanrıyı Allah olarak kabul etmiştir. Tabii uh, ortada şu var. Arap toplumu, İslam öncesi Arap toplumu da uh, bir, bir tanrıya Allah diye hitap etmiştir. Bu bu Allah onlar için tam olarak kimdir nedir? Ne değildir? Bu konuda farklı teoriler var mesela. Yani onların tanrısı diğer küçük tanrıların üzerinde olan yüce bir tanrı veya ay tanrısı, gök tanrısı gibisinden bir şeyler var. Teoriler var. O mesele ayrı. Ama düşüncemiz şu ki, Muhammed mesela etrafındaki e, tanrı inançlarını araştırdığında e, şunu bulmuştur. Hristiyanlarla ve Yahudilerle karşılaştığında onların e, tek tanrıya Elah veya Eloh diye hitap ettiğini görmüştür. O tek tanrıya ilgi duymuştur. Tek tanrıya, tek tanrı üzerine bir din kurmak istemiştir ve e, bu tek tanrıya da bu yüzden Eloh diye veya Allah diye veya Arapçada Allah diye hitap etmiştir. etmiştir. İsmini Allah olarak bilmiştir. E, o tanrının aslında aslında ve ismine veya Yehova ismine sahip olduğunu hiçbir zaman öğrenememiştir. Yahudilerin ve Hristiyanların o isimden hiçbir zaman bahsetmemesinden dolayı. Yani aslında buradaki mesele büyük bir yanlış anlaşılmadan, bir bilgi eksikliğinden veya bir bilgi kirliliğinden kaynaklanıyor. Bu ama şöyle bir nokta da var. Son olarak şu noktaya değinmek istiyorum bu konuda. Ee, dediğim gibi Yahve ismi veya Yehova ismi veya yod ha, -ve -ha ismi İslami kaynaklarda geçmez demiştim, derim de. İslam'ın bundan pek haberi yoktur. Müslümanlar bizim Tanrımızın ismi Yahve'dir demez. Hatta Yahve değildir der. Ama aslında İslami kaynaklarda geçmiyor dediğimiz isim aslında İslami kaynaklarda geçiyor. Ama bizim haberimiz yok bundan. İslami kaynakların bundan aslında haberi yok. Şu isimler birçok kişiye tanıdık gelebilir. Bu listeyi açmıştım önüme. Şimdi nerede o liste? şu isimler Zekeriya, Yahya, Yuşa ve İsa isimleri ve aynı zamanda İlyas ismi. Bu isimlerin nereden geldiğine baktığımızda bu isimler İbranice'den gelir. İbranice isimlerdir. Ee, İbrani Yahudi insanları Zekeriya veya Yahya, Yuşa, İsa isimlerini farklı şekillerde kullanmışlardır. İlyas ismini kullanmışlardır. Ancak bu isimler İbranice'den Arapça'ya geçmiştir. veya Ya doğrudan veya başka diller üzerinden. Mesela İlyas isminin İbranice'den Yunanca'ya geçtiği, Yunanca'dan da Suriye dillerine ve son olarak Arapça'ya İlyas olarak geçtiği düşünülür. Bu isimlere baktığımızda bu isimlerin hepsinin özel bir şeyi var bir özelliği var. Mesela e, Zekerya ismi Arapça olarak Zekeryadır. İbranice olarak Zekeryadır. Ve ya hatırlar. Ya ve hatırlar anlamına gelir. Kelime kelimesine. İbranice'de Zekeryahu tam olarak Yahve'yi ifade eder. Yahve hatırlar anlamına gelir. Yahya ismine baktığımızda Yahya da Kur'an'da geçer mesela. İbranice'de Yehiya veya Yuhanan isimleri yerine kullanılabilir. Yehiya Yahve yaşıyor demektir. Yuhanan ise Yahve merhametlidir demektir. Burada yine aynı durum var. İsmin başındaki Yah, Zekerya ismindeki ya gibi. Yahve'yi anar, Yahve'yi işaret eder. Aynı zamanda Yuşa ismi var mesela. Yuşa ismi İslami hadislerde geçer. Birçok kişinin bildiği üzere İstanbul'da Yuşa tepesi vardır mesela. Bir türbe vardır orada. Yuşa ismi de aynı şekilde Yahudilikten, İbranice'den gelir. Arapça İbranice Yehoshua'dır. Arapça'ya Yuşa olarak gelir. Ve Yahve kurtuluştur anlamına gelir veya Yah kurtuluştur anlamına gelir. Ya yani burada çok belli ki bir, bir isim var ortada. Yahve veya Yah ismi var ortada. Yah Tanrı'nın ismidir. Bu isimler ise Yahve'nin kurtuluş olduğunu, Yahve'nin bizi hatırladığını, Yahve'nin merhametli olduğunu anlatırlar. Son olarak İsa ismi var. Ki İsa biliyoruz ki e, İslam'da da çok büyük bir önem taşır. Hristiyanlığın en önemli figürüdür. Hristiyanlığa göre Tanrı'nın oğludur. Sadece peygamberi falan değil. Hatta Tanrı'nın kendisidir. E, tanrı üçlüsünün e, biridir. E, İsa da aynı şekilde dan gelir ve Tanrı ve Yahve kurtuluştur anlamına gelir. Veya Yahve kurtarır anlamına gelir. Hatta bu Hristiyanlar için çok önemlidir. Hristiyanlar bunu sıkça söylerler. Hani e, İsa'nın ismi veya Jesus, Jesus'ın ismi e, Tanrı, Yehova kurtuluştur anlamına gelir. E, kurtuluşun İsa'da olduğunu ifade eder diye inanırlar mesela Hristiyanlar. Bu çok açıktır ki bu isim e, doğrudan bize Yahve hakkında bilgi verir. Yahve der, Yahve'yi anlatır. Ama maalesef İslami kaynaklar bunu çok fazla açıklamaz. Bu konuda bize hiçbir bilgi vermez. Bu isimleri olduğu gibi alır. Hatta bu isimleri Kur'an'a da koyar. Kur'an'da bu isimlerden bahseder. Ama bize bu isimlerin aslında ne demek olduğunu söylemez. Ama tabii ki Hani bazı insanlar şunu diyebilir, evet bu isimler Yahve ismini bulunduruyor ama belki Yahve sadece Allah için kullanılan başka bir isimdi diye düşünebilirler. Ama şurada can alıcı bir a, nokta var. İlyas ismi çok önemli. İlyas dediğim gibi Arapça'ya a, Yunanca'dan geldiği düşünülür. Yunanca'ya da İbranice'den geldiği a, kesindir zaten. A, çünkü Tevrat'ta Yahudilik tarihinde... İlyas ismi çokça bulunur. İlyas peygamber çok önemli bir kişiliktir. Yahudilerin kutsal kitaplarında, Hristiyanların kutsal kitaplarında Eliyah diye geçer. Veya Eliyahu diye geçer. Eliyahu, Arapçada İlyas, Türkçede de İlyas diye bilinen isim tam olarak şu anlama gelir. Benim tanrım Yahve'dir. El, Tanrı, İya, elin sonundaki Yahu Yahve. Yani Tanrım Yahve. Tanrım Yahve'dir. Yahve Tanrım'dır. Bu isim çok açık bir şekilde belli ediyor ki Yahudilerin inancına göre Tanrı'nın ismi Yahve'ydi ve Yahve Yahudilerin tanrısıydı ve Hristiyanların da tanrısıdır. Bu yüzden Yahudiler mesela Eliyahu ismini veya İngilizce'de Elijah denen ismi çok sık bir şekilde kullanırlar, anarlar ve o ismi benim tanrım Yahve diyebilirler. Bu yüzden bunu çok güzel, çok önemli bir isim olarak anarlar. Hristiyanlarda da bu, bu isim sıkça kullanılır. Elijah diye İngilizce'de kullanılır mesela. Ve bu isim dediğim gibi Tanrımız Yahve'dir anlamına gelir. Maalesef Türkiye'de ve Müslüman toplumlarda da bu isim kullanılır. Mesela ben kendim <laughs> İlyas isminde bir hoca tanıyordum ve İlyas Hoca diyordum kendisine. İlyas Hoca'nın arkasında namaz kılıyordum, beraber dua ediyorduk, Allah'a dua ediyorduk. Ama meğersem hocamızın, İlyas Hoca'mızın ismi tam olarak bize benim Tanrım Yahve'dir diyor. Bu biraz ilginç bir uh, iş değil mi? Biraz ilginç bir rastlantı değil mi? <laughs> <laughs> uh, Yakup abi bir şey demek istiyor musun? Bir şey eklemek istiyor musun yoksa? Ee, yok bu anlattıklarına ekleyecek bir şeyim yok da ben biraz daha basit bir şekilde bir şey anlatmak istiyorum yani. Eğer Buyur. tamamlamışsan. Tamamladın mı sen? Uh, devam edeceğim bir yerde de. Istiyorsan o zaman bir... ben bir yerden bıraktığım zaman <laughs> Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. <laughs> e, bana bir tanesi sorsa dese ki ya Tanrı nedir, Allah nedir dese ben onun ismini falan hiç araştırmam. Şöyle derim kendi kendime derim ki benim aklımın dışında olan şey Allah'tır. Uh -huh. Yani eğer aklım almıyorsa anlatılan bir şeyi örneğin e, saman yolu galaksisini ne yapıyoruz? Bilim insanlarından okuyoruz. Nasıl olduğunu işte ne kadar milyarlarca yıldız var diyorlar şöyle var böyle var. işte galaksiler arası genişleme var diyor. Evren genişliyor falan. Tamam. Aklımız bunu alıyor ama bizim galaksimizin dışında ne var? Ya da şöyle bir şey olursa işte ben öldüm. Öldükten sonra bazılar soruyor ya Müslümanların çoğu sorar bunu. Öldükten sonra ne olacak? Hadi Hı -hı. bir dene söyle de göreyim diyor. Kendisi gidip gelmiş gibi anlatır da bir de aklın ermediği yerde işte Tanrı başlıyor. Hı İnmezlik. Şöyle söyleyeyim. Kendimizi şöyle bir bilincin sıfır olduğu noktasına doğru bir götürelim. Yani insan olarak. Bilinç sıfır. Ya da çok az. Bir yerdeyiz. evrendeiz evrendeyiz. Yani bu evrene yeni, dünyaya yeni geldik. Bilinç seviyemiz çok düşük. Sıfır derecede. Ne yaparız? Etrafa bakarız değil mi? evet. evet. Etrafa bakarız. Bize saldıran var mı? Veya nasıl ne var yani? Etrafta ne var? Yeşillik var, ağaç var, işte bir de yukarıda yakıcı bir şey var, bir yıldız var, parlıyor, güneş var. Ya deriz ki bu nedir? Akşam olur. İşte akşam olunca yine yukarı baktığımızda bir, bir sürü şeyler görürüz orada. Yıldız onlar da ışık saçıyor ama küçük. O gündüz olan yani bizi yakan sarı sarı bir şey, sarı sıcak saçan şey vardı. O büyük o gitti. Ondan sonra işte arkasından ayı görürüz değil mi? Ay gelir. Ee, hareket ediyor bunlar. Hı hı. Bazen bir bakıyorsun mesela o işte o güneş hiç gözükmüyor. Gördüğümüz şey gözükmüyor. Kapalı bir şey var. Şimşek çakıyor. Yağmur yağıyor falan. Veya sel geliyor. Mağaramızı yıkıyor. Ağacımızı yıkıyor. Veya bulunduğumuz yeri yakıyor. Değil mi? Bir yıldırım atıyor. Bulunduğumuz yeri yakıyor. O zaman ne diyorum ben? Ya bunlar bize kızdı. Veya bu, bu burayı yok edecek. İşte yapma bunu diye demeye başlıyorum. Yani yapma ne olur? Bunu yapma bana güneşe yalvarıyorum yani evet. bu sefer güneşe yalvarıyorum. Yapma bunu bana diyorum. Şunu demek istiyorum fazla uzatmayayım. Yani o döneme gittiğimiz zaman bilincin az olduğu bir döneme gittiğimiz zaman ve bilincin yükselişiyle birlikte dikkat ederseniz otan çok tanrılar var zaten o Mısır'dan beri baktığımız zaman yani insanların bilinç seviyesi biraz daha yükseldikçe tanrıları da çoğaltıyorlar. Hı hı. Bir sürü tanrı yapıyorlar. Daha sonra yavaş yavaş bilinç seviyesi daha da yükseldikçe tanrı bütün tanrılar ölüyor. Çünkü bazı şeylerin farkına varıyor insanlar. Aynen. En Aynen. azından yağmurun mesela nasıl yağdığını falan sezinleyebiliyor veya rüzgardan nasıl korunması gerektiğini veya rüzgarın ne zaman geleceğini sezinliyor. Örneğin şurada bir örnek vereyim. Bu şeyde Amazon nehri kenarlarında yaşayan işte o e, şeyler var. E, pra, Prahia mı? Prahia mı? Prahina mı? Neyse. isimlerini fazla şey yapamıyorum. Telaffuz edemiyorum. Bir grup var. Halk var orada. Hı hı. bin kişilik bir halk nasıl yaşıyorlar? Şu an bizim şöyle söyleyeyim yani 12 bin yıl öncemizi yaşıyorlar. Evet. Yani toplayıp yiyorlar, avlayıp toplayıp yiyorlar. Belirli bir düzenler yok, sistemler yok, Allah inançları yok, kitap Kur'an veya bir kitap inançları yok. Konuşmasını bilmiyor zaten, ses çıkararak anlaşıyorlar. Ee, mesela ne yapayım av yapıyor değil mi? Kendisine yetecek kadar avlanıyor geliyor ondan sonra hiç kimseye dokunmuyor. Yani ister, isterse etrafında bir sürü hayvan olsun avlamıyor. Yiyeceğini aldıktan sonra işi bitiyor onun. Şimdi onların bilinç seviyesine baktığımız zaman mesela adam teknoloji e, bilime bilimden uzak teknolojiden uzak doğayla iç içe yaşıyor ve Allah bilinci oluşmamış onlarda daha. Biz de öyleydik yani 12 bin yıl 13 bin yıl önce biz de öyleydik Allah bilinci oluşmamıştı. Şimdi oraya baktığımız zaman insanın işte e, evrim teorisine göre Afrika'dan uzun bir yolculuğa çıkışı Mezopotamya'ya gelmesi oraya yerleşmesi orada e, yerleşik hayata geçmesi tanrılarını e, teşhis etmesi işte Güneş tanrısı ve Ay. Bunların en büyükleri yani gökyüzünde ne var Ay var Güneş var Güneş yakıcı ve büyük Ay şekilden şekile giden işte e, Güneş kadar ısıtmasa da ama aydınlatan işte yolunu e, yolunu bulmasına yardım eden falan bir cisim. Onlar canlı zannediyor insanoğlu. İşte onlara tanrı olarak tapmışlar. Ben öyle e, kendi kendime yorumluyorum. E, bütün tanrılar da oradan geliyor. Zaten ilk tanrılar güneş tanrısı. Mısır'ın tanrısı da güneş tanrısıdır biliyorsunuz. Ra tanrısı vardır. Hı hı. Ay tanrısı. Şimdi bu ay tanrısı, sen o anlattığın süreçten geçerken tanrı İslam, yani bütün tanrıların şeyleri var. E, sembolleri de var. İslam tanrısının sembolü de aynı kendi aynı şey yani hilal şekli. Bütün camilerin hmm. üzerinde var. Bu ee, Bu aslında İslam'ın tanrısı dişidir, dişi. Tanrıçadır yani. Ay tanrıçasıdır. Bana göre. Ay tanrıçasıdır. Bunda e, şununla birlikte bütünleştirebiliyorum. Ben mesela İhlas suresindeki o e, var ya hani Samet bir şudur budur diyor ondan sonra diyor ki orada doğurmamıştır diyor. Dikkat et başında Rıdvan doğurmamıştır, doğurulmamıştır diyor. Yani <laughs> bir anda tarafından doğurmamıştır ve kendisi de doğurmamıştır diyor. Doğurmamıştır terimi dişiler için kullanılır. Erkekler için kullanamazsın. Yani bir yer, mesela boğa doğurdu mu desem sen dersin ya boğa doğurur mu? Ama inek doğurdu mu dersem dersin ki doğurmadı veya gebe veya doğurdu. Şimdi buradan ama İslam dini kendi içerisinde bu ay tanrısı olan tanrıçasını erkek tanrı yapıyor. Hatta e, şeylerde o biliyorsun Kabe'deki putlarda e, diyor ya hani bir ayetin ismini hatırlayamıyorum. Hani kızlar bana da erkekler size mi? Evet evet. O tanrıçaların mesela burada vardı yazmıştım. E, yalnız yanlış Allah. Allat. Evet. Allat, Aluzza, Almenat, Almah, Alkuan, e, Kıbella, ee, sonra Hübal, Baal, Baal, örneğin e, Ba bahçe tanrısı, onu hı hı. Bağ bahçeyi koruma tanrısı. Buradan şimdi şuraya geçeceğim. Al demiştin yani. Ya, Aslında bizde şöyle bir şey vardı. 2000 e, 2000'lerin başlarında e, ateistler, deistler, e, Müslümanların İslam'ın Allah'ını el ilah olarak e, tanımlamışlardı, isimlendirmişlerdi. Bu da Kabe'deki bir put. Yani Allah'ın, Aluzza'nın bir tanrıça bunların diyor. Onun gibi bir tanrı ama en büyükleri Allah, el ilah diyorlardı. Aslında ben biraz daha araştırdım. Bunun da ama Müslümanlar bunu savunmaya geçtiler. Yani yok el ilah değildir bizim tanrımız dediler. El takısı dediler. İngilizce'deki dı gibi dediler. Aslında sen de kullandın orada. O e, el ilah, ilahın önünde kullanılan el takısı kesinlikle İngiliz'deki İngiliz dildeki d takısı gibi değildir. Neden değildir diye sorarsan eğer öyle olsaydı d de Kur'an denirdi. d de Kur'an yani el Kur'an el uh -huh. el Kur'an denirdi. El bilmem ne denirdi. El Allah denilirdi. Ama öyle denilmiyor. Ee, aynı demin dediğim gibi al ve la, el ve la kelimelerinin kökenine gittiğimiz zaman yani Mısır'daki, Babil'deki, Sümer'deki kökenine gittiğim zaman. Bunlar kendi başına bir tanrı zaten. Tanrıça zaten. Hı hı. Yani el de tanrıçadır, al da tanrıçadır. Şimdi bunun ikisini birleştirdiğiniz zaman el, la. Değil mi? El, la. Sonra bir ha harfi eklemiş. Arapça değil zaten bunlar. El, la kelimeleri Arapça değil. Bu abiden hı hı. Sümer'den gelen bir kelime bunlar. Yani ikisi de ayrı ayrı kelime. Örneğin Çok çok eski toplumlardan gelen bir kelime. Evet. Top, tabii. Çok eski toplumlardan gelen. Hatta bu şeylerle ilgili bu la tanrıçasının şeyi kadınların isimlerinin arkasına da veriliyordu. Hı -hı. Oradan gelen isimler de var. Sen saydın ben de bu isimleri sayayım mesela Cinderella. Hı, -hı. Aynı zamanda bir tanrıça ismidir bu. Yani nedir? Ella'nın sinder Yani onun onun şeyi. Mesela Mualla değil mi? Mualla. Hem al hem de la. Hı -hı. Rafella, Leyla, Süheyla, Gabriella, Anabella, Manuella, Marcella. Bir sürü isimler var. Bu tanrıçaların isimlerinden gelen kızlara, kadınlara verilen isimler var. Buradan da anlıyoruz ki ve o <laughs> ayın hilal şeklindeki camın üzerindeki sembolden de anlıyoruz ki İslam'ın tanrısı bana göre yani. Ay, ay tanrıçasıdır. Dişildir. Ama Müslümanlar bunu Müslümanın Allah'a, İslamcıların Allah'a, İslamiyet'in Allah'a kendisine dişiliği yakıştırmadığı için. Şimdi baştan beri baktığımız zaman Tevrat olsun, Kur'an olsun, Kadınları hiç şey yapmazlar, ağzını almak istemezler o tanrılar. Sürekli ötelenler. İşte Kuranda, şey Tevratta, örneğin temizlenmesine baktığın zaman, mesela bir çocuk doğurur bir kadın, Tevratta bunu ben işlemiştim zaten var o şeyde. Çocuk doğurduğu zaman kadının şey yapması, temizlenmesi, diyelim ki üç aysa, şeyde kız çocuğu doğurduğu zaman altı ayda temizleniyor iki katlı temizleniyor. Örneğin o e, Kur'an'daki e, miras paylaşımında işte erkeğin iki katı e, miras alması kadından. Ondan sonra bu tanrıların erkekleşmesinden e, ortaya çıkan bir şey. E, bir başka daha şey söyleyeyim. E, bir de bu şey var. E, Sümerler'deki e, tanrılar mesela Baal e, ayetlerde yine var. Kur'an ayetinde. Diyor ki yaratıcıların yaratıcıların ya da yaratanların en iyisini bırakıp da yaratanların en iyisini bırakıp da bala mı tapıyorsunuz, bale mi tapıyorsunuz diyor. Kur'an'ın kendisi diyor bunu zaten. Yani o da işte Bağbahçe e, koruma tanrısı değil mi tanrı? Bu bana göre Allah da bir tanrıça ismidir. Sümerlerden, Akatlardan, Babil'den gelen bir kelimedir. Oradan e, şeye geçiyor işte e, Yahudiler alıyorlar. Oradan da Kurana aktarlıyor diye düşünüyorum. Ee, yoksa bunun dışında hey, aslında çok ilginç. Bize göre, bize göre baktığın zaman bana göre, bunların kelime kökenine de gitmeye gerek yok. Kardeşim benim mantığımın bittiği yerde sen Allah'a başla diyorsan buyur anlat bana. Şimdi <laughs> ben uzayda ne var ne yok dünyanın dışında canlı yaşıyorum yaşamıyorum bilmiyorum. Sen Allah var diyorsun. Ben oradan sonrasını bilmiyorum. Eğer var diyorsan o zaman bana anlatacaksın. Ben burada şunu şunu vurgulamak istiyorum. Aslında bu tartışmalarda, bu tür tartışmalarda eğer sen, yani karşı taraf için söylüyorum, sen bir Tanrı var diyorsun, dinim var diyorsun, dinim İslam dini diyorsun veya Hristiyanlık diyorsun ve bunu bu dinin bir kitabı var diyorsun. Kardeşim o dinin kitabı varsa o dini, o Tanrının gönderdiğini e, düşünüyorsan, ona inanıyorsan, inanıyorsan ona. Hatta Sinan Hoca şöyle bir şey söyledi. Hatırla. Rıdvan dedi ki ben inanmıyorum dedi. Ben biliyorum, var olduğunu biliyorum dedi. Hı hı. O zaman deneyimle birlikte, deneyle birlikte bize ispatlamak zorundasın. Evet. Hayır, onu boş ver. Onu ispatlama. Bu kitapların o senin bildiğin Tanrı tarafından gönderildiğini ispat etmen gerekir bize. Bir Bence şey çok biz, güzel bir yere değindin. Sana mesela biz onlara, biz onlara Kur'an'dan yola çıkarak, Tevrat'tan yola hı hı. çıkarak ne hı hı. diyoruz biz? Kardeşim bir tanrı var kabul etsek bile buyur gönderdiği kitap burada. Hadi konuşalım. Aynen, bu aynen. konuşalım. Tanrının dili burada. Dili. Aynen. 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 Değil mi? Ee, bu açıdan bakıyorum ben. Bilmiyorum yani. Rıdvan sana da sorayım yani. E, çünkü şöyle gençler biz biz artık bu şey 65'in devrince şey oluyor biraz. E, algılarımız biraz köreliyor. Mesela okuduğumuz zaman ben bir şey okuduğum zaman aynı film şeridi gibi gelip geçiyor aklımda da fazla tutamıyorum mesela. Gençler daha pratik bu konuda, daha zeki bizden. Şöyle bilinçli. Neden bilinçli bizden gençler? Çünkü hani demin dedim ki e, bilinci sıfırlamaya doğru gidersek, bir 12 bin, 13 bin yıl veya 20 bin yıl bir geriye gidersek bilinç bugünkü gibi değil. Onun için benim de mesela diyelim ki 50 yaş bir gençle ara, aramda Bilinç seviyesi vardır. Yüzde yüz vardır. Mutlaka vardır. Yani. Her zaman, her nesil arasında bir şey olacaktır. Bir boşluk, bir bir gene gelişim olacaktır. Bir artış olacaktır. Daha fazla bir derinlemeye iniş olacaktır. Bir kopukluk olacaktır. Bu <laughs> her zaman var olan bir şey. Sen şey konusunda çok güzel bir yere değindin. Bak dinlerin ve tanrının evrimi konusunda gelişimi, değişimi konusunda çok güzel bir şeye değindin. Hatta bu Dinler arası tartışmalarda, Tanrı'nın varlığı veya yokluğu konusundaki tartışmalarda, teolojik e, münazaralarda e, var olan bir şey. Hatta ben geçenlerde birisiyle, bir, e, bir Hristiyanla bir tartışmada bulundum, Tanrı var mı yok mu e, gibi bir e, konuda. E, ben de kendisine bir şey sundum, bir argüman su sundum. Bu argüman genelde e, şey olarak bilinir, e, uluslararası ortamlarda e, boşlukların Tanrısı olarak e, bilinir. Ki buradaki açıklama şudur. Tarihe baktığımızda din tarihine, dinlerin evrimine, gelişimine, geçmişine baktığımızda şunu görürüz ki insanlar ilk olarak etraflarındaki objelere, ağaçlara, hayvanlara, şuna buna tanrılık yüklemişlerdir. Hani Ne olduğunu bilmiyorlardı. Mesela etrafta dolaşırlar, e, hayatta kalmak için hayat e, yani yaşam çabası vermek için uğraşırlar. Etraflarında e, ağaçları görürler, ağaçların çok değişik şekillere sahip olduğunu, çok yüce olduğunu görürler. Ağaçların tam olarak ne olduğu ne olduğunu anlamazlar, ama o ağaçlara bir hayranlık duyarlar ve bir süre sonra o ağaçların aslında bir e, gizemli bir sırra sahip olduğunu düşünürler. Onlara bir e, bir tanrılık bir e, ...doğa üstü bir anlam yüklemeye başlarlar. Etraflarında uh, farklı taşlar görürler. Taşların çok farklı şekillere sahip olduklarını görürler. O taşlara bir uh, o doğa üstü anlam yüklemeye başlarlar. Mesela şeyi de biliyoruz. Uh, İbrani halklarının, uh, se uh, Semitik halklarının, Orta Doğu halklarının... ...tarihine girdiğimizde görüyoruz ki uh, İbraniler Yahudi olmadan önce... ...yani tek tanrılı inancı geçmeden önce uh, şeye inanırlardı taşlara inanırlardı ve bu taşlara hatta şey derler, Beytel gibi bir isim koyarlardı. O Beytel de yine aynı şeyi gösteriyor. Sondaki tanrı, el ismi. Evet. E El El ünvanı var. Bu taşlar e, tanrıların veya tanrının taşları. Bu taşları biz e, biriktiririz, kullanırız. Bu taşlarla beraber ibadet ederiz gibisinden e, şeyleri vardı, uygulamaları vardı. Hatta bu aslında çok güzel başka bir e, yere daha dayanıyor. E, bazı kişilerin aklına gelmiştir e, şimdiden. <laughs> Dediğim gibi İbranilerin e, ki bunlar semitik bir halk, Araplara çok yakın. Yahudilikten önce, tek tanrıcılıktan önce taşları vardı, kutsal taşları vardı ve onlar bu taşları bir yerlere koyup bu taşları şey taparlar veya dua ederler, bu taşlardan yardım isterlerdi. Araplar da aynı şeyi yapmışlardır İslam'dan önce. Araplar da farklı taşlar almıştır. Bu taşları ibadet için, bu taşlardan şey istemek için hani... Farklı şeyler istemek için, işte bereket istemek için bu taşları önlerine koymuşlardır, bu taşlara dua etmişlerdir, ibadet etmişlerdir ve kabe'nin etrafında kabe'nin bir köşesinde olan hacirül esvet diye bilinen, yani kara taş, siyah taş olarak bilinen taş da gördüğümüz üzere bu taşlardan birisidir. Bunun ispatı da şu, o taşı İslam öncesi Arap topluluğu ibadet için kullanırdı. O taşın önüne geçer, soyunurlardı, çıplak bir şekilde önünde dolaşırlardı veya oynarlardı, dans ederlerdi ve bereket için o taşa yalvarırlardı. O taşı ibadet için kullanırlardı. Hatta tarihi bilgilere göre, hatta İslami bilgilere dahil, dahil bir şey vardı. Yemen'de de bir Kabe vardı. Yemen'de Dülhalasa diye bilinen veya Zülhalasa diye bilinen başka bir Kabe daha vardı. Bu Yemen Kabe'si diye bilinen bir Kabe'ydi. Yani sadece Mekke'de değil Yemen'de de bir Kabe vardı. Ve o Kabe'nin de bir köşesinde beyaz bir taş vardı. Ve e, İslam öncesi paganlar o taşı kullanarak tanrılarına, şey yapıyorlar tanrılarından bir şeyler istiyorlardı, bereket istiyorlardı, çocuklarının çoğalmasını istiyorlardı, bitkilerinin işte büyüme uzamasını istiyorlardı, yiyecek içecek su istiyorlardı. Bu şekilde uygulamaları kullanıyorlardı. Tarih boyunca insanlar doğadaki etraftaki fonksiyonları yorumlamak için farklı tanrılar kurmuşlardır, uydurmuşlardır. Bu fonksiyonlara farklı tanrılar yüklemişlerdir. Ve son olarak bu tanrılar ve bu fonksiyonlar evrimleşerek, gelişerek tek bir tanrı haline gelmiştir. Çünkü hani yavaş yavaş şunu anlıyorlar ki güneşin arkasında bir tanrı var diyoruz, boş çıkıyor. İşte gökyüzünde bir tanrı var diyoruz, boş çıkıyor. Bulutlarda, gönderen bir tanrı var diyoruz, yer altı, yer altı, boş tanrısı. çıkıyor. Yeraltı tanrısı var diyoruz, boş çıkıyor. Her şey boş çıkıyor. Hepsi saçma çıkıyor. Hiçbirisi bize yardımcı olamıyor. Demek ki bunların hepsi sahte, saçma, yalan. Demek ki bunların ardında büyük başka bir tanrı var. Tek bir tanrı var diye düşünüyorlar. Ve böylece tek tanrı inancı ortaya çıkıyor. Ve bu tek tanrı da sadece bir erkek olabiliyor tabii ki. Çünkü erkek güçlüdür, büyüktür, yücedir. Yani. <laughs> erkek olduğu gün bir de şey yani, bir, bir tek tanrıcılığa gidiyor. Aslında tek tanrıcılık da yok yani, öyle bir şey de yok. Baktığınız zaman o e, tanrılarla bak Allah'a bak veya diğerlerine bak hepsinin şeyi var. E, peygamberi var, melekleri var, ölüm meleği var, işte bilmem e, yağmur meleği var, değil mi? E, dört büyük melek var İslam dininde de var mesela dört büyük evet. melek. Var. İnsanı koruyan melekler var, etrafında koruyan melek var, yazıcı melekler var, değil mi? Sorgu melekleri var, cehennemde zebanileri var. Yani tek başına değil, tanrı tek değil yani çok. Evet evet. Şey var. Şimdi biz biz şu soruyu soruyoruz. Müslüm İslamcılara, yani Müslümanlar ben dindarları bir tarafa ayırıyorum zaten. Onlarla tartışmaya da bile gerek yok. Şimdi neden gerek yok? E, neye inandığını o bir inancı var onun. Birinin dinden haberi yok yani. Ben bu dincilere, mesela siyasal İslamcılara ya da İslamcılara şunu soruyorum sürekli. Doğaya bakıp fizik kurallarına bakıp yasalara bakıp, doğanın yasalarına bakıp işte bu yasalar varsa bir Allah vardır demek senin Allah'ın var olduğunun ispatı değildir bu. Sen öyle bir Allah var desen de bu doğadaki yasalar fizik kuralları işliyor. Yok desen de işliyor. Dünyanın neresine gidersen git fizik kuralları hiç değişmez, değil mi? Değişmez. Fizik kuralı fizik kuralıdır. Peki bir an için kabul ben var olduğunu kabul edelim. Bizler de kabul edelim. Böyle bir tanrı var. Kur'an'da diyor ki ben sizi yarattım. Yani diyor ki yeri ve gökleri yarattım. Niçin yarattığını da söylüyor. Yarattım. Sizlerden kim daha iyi bana ibadet edecek diye yarattım diyor. Şimdi yeryüzünde ise insanlar yani dünyada ise dünyadaki insanların kimin daha iyi kendisine ibadet ettiğini imtihan etmek için bu kadar evreni yaratmasına gerek yok ki. Evet. Hadi bunun çok önemsiyorsun, çok önemsiyorsun insanların kendine ibadet etmesini, diz çökmesini, sana teslim olmasını çok istiyorsun. E kardeşim niye irtibatı kestin ya? 1400 yıldır biz seni göremiyoruz. Ne demek yani ben peygamber göndermiyorum, ben kitap göndermiyorum. Siz ne haliniz varsa görün, alın size bir anlaşılmaz kitap. Değil mi? Diyelim ki kabul edersek o Kur'an'ı da Şimdi Sinan Hoca'nın dediği gibi halının ters yüzüne bakarsak oradan bir şey anlamıyoruz. E şimdi be, benim anlamadığım kitapla ben nasıl sen sınav edeceksin peki? Niye çekildin aramızdan? İnsanlarla kontak kurmaktan neden vazgeçtin? Yani seni Muhammed mi canından bezdirdi karı isteye isteye? <gülüyor> <gülüyor> şimdi gerçekten bu çok önemli bir şeydir. Yani gidiyor bir kasabaya tanrılık yapıyor. Bir kasabaya hatta kasabayı da bırak. Ne zaman gitti e, şey oraya? E, nasıl diyeyim? Yusuf. Babası, kardeşler onu kuyuya attılar değil mi? Bir kervana, hı hı. E, kervancıya sattılar, O aldı Mısır'a götürdü onu, Yusuf'u. Mısır'da e, onu büyüttüler. Ondan sonra ne oldu? Firavun'un yanında başbakan oldu. Yani başbakan gibi bir şey oldu. Yusuf. Sonra babasını getirdi. Kardeşlerini getirdi. Yusuf. Şimdi mesele oradan başlıyor. Peki Musa'ya kadar ne kadar zaman var? Diyelim ki e, bin yıl var. Atıyorum yani. Musa'ya kadar ne kadar zaman var? İnternetten bulabilirsin belki. Hı hı. şimdi belki. Şimdi bu içerisinde orada ne kadar Yahudi çuvaldı Bunlar Yahudi yani. Ya yani Mısır'da kaç kişi vardı? Musa onları çıkarttığında. On bin kişi olsun. Bin kişi olsun. On bin kişi olduğunu kabul et yani. On bin kişi. Yahu sen koskocaman tanrı. Niye on bin kişiden uğraşıyorsun? O dönemde Mısır'daki insanlar ne peki? Onların suyunu kana çeviriyorsun. Değil mi? Ondan sonra ekinlerini kurutuyorsun, hayvanlarını öldürüyorsun, çocuklarını öldürüyorsun. Yani oradaki Yahudileri çıkartmak için, sadece Yahudileri Firavun'un ülkesinden alıp çıkartmak için olmadık zulmü yapıyorsun. Bunu isteyerek yapıyorsun ve Musa'ya da diyor ki sen git Yahudi e, Firavun'a de ki Allah'la ben işte Allah beni gönderdi. Halkımı diyor benim halkımı şey yapsın. Serbest bıraksın. De diyor. Ama ben diyor şeyi inatçı yapacağım. ikili oynuyor. Ben diyor Firavun diyor inatçı yapacağım. Ne kadar zulmetsem diyor, kötü kötü şeyler yapsam bile diyor onu inatçı yapacağım o halkımı diyor göndermeyecek seninle. Ben diyor Mısır'ın üzerine elimi koyacağım, işkencemi yapacağım. Kalbini sertleştireceğim diyor. Kalp Kalbini uh, sertleştireceğim. Taş gibi yapacağım. Taş gibi yapacağım. Sana inanmayacağım. <laughs> ne yaparsan yap diyor. Değil yani, mi? Çok şimdi ilginç. Böyle, böyle bir oyuncak tanrı. Yani böyle oradan geliyor. Bak şimdi oradan geliyor tanrı. Sadece Yahudileri oradan. Bin kişinin tanrısı ya. On bin kişinin tanrısı. Oradan geliyor. Başka insan yok sanki. Eğer, ya şimdi şu anda dünyada ilkel yaşayan insanlar var. Yani Allah'ı tanımayan, Peygamber'i, Muhammed'i İsa'yı, Musa'yı tanımayan kabileler var. Git onlara tanıştırsana kendini. Beni hı. niye Kur'anla muhatap ediyorsun? Anlamıyorum. Dilim değil. Bana bana bir vahiy göndersene. Bana bir peygamber veya seni açıklayacak bir elçini göndersene. Niye irtibatı kestin? 1400 yıldır yoksun ortada. Bunun bu en tuhaf yerini biliyor musun Ya Akbaba? İşkence var, bu kadar zulüm var, açlık var. insanlar sağdan sola savruluyor. Zulüm alabildiğine gidiyor. Eskisi gibi de değil, değil mi? Hı hı. Modern modern silahlar üretilmiş attığın zaman dünyayı yok edecek atom bombalar ürettirmiş. Sen neredesin kardeş? Ha şimdi işte biz burada bunun bunun Çinliler dediler ki Japonlar Çinliler falan ya işte onlara dediğin zaman gökte bir tanrı var yani bizi yaratan biri var orada Allah var dediğin zaman adam gülüyor. Ya diyor O varsa diyor bu kadar pislik diye oluyor. <laughs> o bakıyorsa yukarıdan bize bakıyorsa müdahale ediyorsa değil mi? Bir de şu var şimdi diyorlar ki bunların çoğu zaten deizmin tanrısına saplanıyorlar. Ya bu kötülük varsa dünyada gerçekten kötülük varsa sen Tanrı'nın oradan o kötülüğü izliyorsa sen ona nasıl sahip çıkıyorsun Tanrı diye yani. Merhaba diye. Çok komik olan şey bizim için bizim toplumumuzda mesela bir e, İslami toplumda bu e, tek tanrı inancı Allah inancı çok önemli bir şey. Bizim ona inanmamız beklenir. İşte bu tabii ki normaldir. Tabii ki akıllı olan budur diye düşünür. Ama örnek verdiğin Çin toplumunda mesela e, çoğunluk böyle bir şeye inanmaz. Hiç kimse inanmaz. Çok küçük bir azınlık inanır. Hiç, hiç, onlara hiç. onlara hani niye Allah'a inanmıyorsun diye sorduğunda sen neden bahsediyorsun? Allah da nedir? Allah'a kim inanıyor ki diye düşünür. Yani onlar onlar için bir önemi bile yoktur bu tartışmanın aslında. Ama biz nedense bunun bütün dünyayı, bütün tarihi, bütün insanlığı ilgilendiren bir şey olduğunu düşünürüz. O, o şekilde öğreniriz ve o o tanrı hakkındaki bütün bilgilerimiz ise çok eski, binlerce yıl öncesinden gelen kitaplara veya 1500, 1400 yıl öncesinden gelen kitaplara ve a, raporlara, şüpheli raporlara dayalıdır. bir şey de var mesela a, İslam tarihinde hadislerde görürüz ki hadislerin aslında çok dar görüşlü Um, geleceği pek göremeyen, gelecek için herhangi bir planı olmayan bir uh, dindi. Mesela hadislerde uh, çok kesin olan, sahih olan hadislerde Muhammed'in şey dediğini görürüz. Uh, uh, etrafındaki sahabeler işte dünyanın sonu ne zaman olacaktır, kıyamet ne zaman kopacaktır dediğinde Muhammed şey demiştir. Uh, önümüzdeki uh, şu geceden itibaren 100 yıl içerisinde dünyadaki hiçbir canlı artık yaşamayacaktır demiştir. Ayrıca şeyle de demiştir mesela yanında bir genç bir çocuk vardır, ufak bir çocuk vardır. Bu çocuk bu çocuk çok fazla yaşlanmadan kıyamet size gelecektir demiştir mesela. Bunlar hadislerde geçen çok bariz, çok açık raporlardır. Ben insanlığın ben insanlığın ikindi vaktinde gelen peygamberim diyor. İkindi vaktin yani dörtte bir. Hı hı. Evet evet evet. Şey der mesela, kıyamet vakti hiç olmadığı kadar yakınlaştı, kıyamet şu kadar, şu iki parmağım arası kadar yakındır der mesela. Ve görüyoruz ki öyle bir şey yok, aradan Konuşalım. 1400 yıl geçti. Evet. <laughs> Önceki haberlerden beri 2000 yıl geçti, hiçbir şey olmadı ve biz burada konuşuyoruz ve hala bu inançları bir şekilde çürütmek için çaba har harcıyoruz, ter döküyoruz maalesef. Çok çok ilginçtir. Bu arada uh, devam etmeden önce uh, telefon konuğumuz var sanırım. Doğru mudur arkadaşlar? Hemen bir oradan bir şey yapabilirsiniz. Tamam. Uh, bize Ramazan Bey bağlanacaktır. Uh, İstanbul'dan. Uh, doğru mu Arkadaşlar. <laughs> Tamam, Ramazan Bey bağlanacaktır İstanbul'dan. Bize sorusu da e, şu olacak, e, özetle. İslam'daki tanrı anlayışı hümanist hale mi getirilmek isteniyor olacaktır? Kendisini e, alalım istersek, bir soruyu kendisinden dinleyelim. E, merhaba Ramazan Bey. Ee, Ramazan Bey iyi akşamlar. Ee, Yakup Bey size iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ ol. E, ee, benim sorum şöyle olacak. çok güzel olarak Tanrı'nın tarihiyle ilgili çok güzel bir cevap verdiniz. Benim biraz sorum Tanrı'nın geleceğiyle ilgili olacak adeta. E, ee, i̇lahiyatçı Mustafa Öztürk e, Tanrı'ya inanmak bana iyi geliyor. O yüzden inanıyorum. Ma getiriyor işi biraz. Kendisinin önerdiği e, bir kitapta Ateistler için bir kitabında ise e, ben okudum o kitabı. İşte yalnızlık duygusundan kurtulmak için sığınma ihtiyacı için, sevgi için, için. Tanrı'ya inanmak iyi geliyorsa size iyidir bu Tanrı. Güzel bir Tanrı'dır. Buna inanmak lazımdır diyor. Ben de olarak şu soruyu soruyorum. Aslında biz köylü toplumdan kentli topluma giderken acaba bize eski muktedir, güçlü Tanrı yerine yeni sevgi dolu, hümanist, böyle hani e, hoş bir Tanrı mı Eee vermek istiyorlar? Kanallarını böyle değiştirmek mi istiyorlar? Bu konudaki görüşlerinizi alabilsem çok sevindim. Çok teşekkürler Ramazan Bey. Teşekkür ederiz. Size hediye olarak kitap gönderimimiz olacak. Arkadaşlar bu konuda size yardımcı olacaklar. Biz burada sorunuzu cevaplıyor olacağız. Tekrar çok teşekkürler. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi akşamlar. Evet Yakup abi, uh, soruya yani, güzel bir evet, şekilde evet, cevap evet. vermek istiyorsak eğer istiyorsan. Sorduğu soruyu ben anladığım kadarıyla şöyle. Yani mesela Mustafa Öztürk gibi, Sinan Canan gibi veya işte ne bileyim Edip Yüksel olsun, öbürler olsun, öbürler olsun, İhsan Açık gibi ateistlerin de cennete gider diyen ateist yani şeylerin ilahiyatçıların acaba neden bu şekilde Tanrı'yı niye yumuşatmaya çalışıyorlar? Yani aslında baktığımız zaman Tanrı çok katlar Acayip katlar. Diyor ki e, ben insanları yarattım. Yaratırken bir kısmınız cehennem için yarattım. Ve hı hı. bunu dediği gibi şunu da söylüyor. E, bana iman etmeyenlerin, yani şunu dese Tanrı, bu bir noktada anlayacağım yani. Dese ki bu dünyaya gelen insanların kim ne güzel iyilik yaparsa onları mükafatlandıracağım. Yani dinine, imanına, cinsine, cibilliyetine veya e, kökenine bakmadan e kim iyilik yaparsa yani barış içerisinde yaşarsa, insanları severse, şunu yaparsa, bunu yaparsa, doğaya zarar vermezse, yardımsever biri ise ben bunu mükafatlandıracağım derse ben bunu anlarım. Ama diyor ki bana iman etmeyenin diyor ne yaparsa yapsın iyilikler boşa gitmiştir Evet. Buradan şu çıkıyor. Yani Tanrı'nın cennetine gidebilmen için illa o Tanrı'ya iman etmen gerekiyor. Başka türlü olmuyor yani. Ne kadar iyi insan olursan ol. Bu bir. İkincisi Dinlerdeki düşmanlık. Tanrı zaten diyor, İslam'ın Allah'a diyor ki, sizin düşmanınız benim de düşmanım. Sizin düşmanınız benim de düşmanım diyor. Sonra anne ve babayı, bana inanmadıkları andan bile onlardan diyor, uzaklaşın, kopun. Yani insanlar arasında ayrım var, cins, cinsiyet yönünden ayrım var, insanlar inanıyor, inanmıyor diye ayrım var ve aynı zamanda çok katlar bir Tanrı. Yani Tevrat'ın Tanrısı ve ee, İslam'ın tanrısı müthiş katlardır yani. Derileri diyor yakacağım, yakacağım. Onlar diyor boyunlarında bilmem kaç kilo zincirlerle ağız aşağı cehenneme sürüklenecekler. Ve diyor ondan sonra diyor orada derilerini yakacağım, tekrar giydireceğim. Sonsuz bir işkence yani. Burayı geçtik. Bunlar bunu niye yumuşatıyorlar? Bu Tanrı'yı niye bize böyle yumuşatarak sen de cennete gidersin, sen de gidersin, ateist ol, önemli değil falan. Ya hepiniz gideceksiniz diye yumuşatıyorlar. Çünkü din berbat bir din. Hı hı. Yani bu Tanrı'nın ben gönderdiğim dediği kitaplar berbat bir kitap. Ortada yaşanan din, gerek Hristiyanlık, gerek Tevrat, gerekse şu anda İslam dini. Onlar da mesela kiliseler, kiliseler insanların her şeyine hakimken, yani yönetime ve e, ekonomiye hakimken diğer e, ülkelere haçlı seferlerini başlattığını biliyoruz. Yani işgalleri biliyoruz. İslam dininin e, ufacık bir yerden çıkıp bütün dünyaya İspanya'ya kadar nasıl fetihlerle yayıldığını biliyoruz. Ve aynı zamanda dinin bir de tarihi var. Peygamberin tarihi var. Peygamberin yaşantısı var. Yani günümüze ışık tutacak şekilde bir yaşantısı yok. Buna da sahip çıkamıyor bu arkadaşlar. Şimdi buna da sahip çıkamayınca böyle bir din var ortada. Şey diyor ki mesela Mustafa Öztürk diyor ki orada duruyor kardeşim ayet diyor. Bak kölecilik var. Cariyecilik var. Çocuk evlilik var. E bari diyor bunu tarihsel içerisinde yani tarih süre içerisinde olmuş bitmiş diyelim de bu tanrıyı kurtaralım diyor. Aslında dini kurtarmaya soyunuyor ama adam adam da taşlandı Taşladılar en sonunda. Yani bunların gayesi bu. Arkadaşın verdiği soru yani soruya yanıt olabilecek diye düşünüyorum. Bunlar yumuşatmaya çalışıyorlar. Yani o dini bize satamıyorlar artık. Anlatabiliyor hı hı. muyum? de i̇şte tanrının sonu ne olacak diyor ya <laughs> bana göre şimdi e, gerçekten ben de düşünüyorum onu. Diyelim ki var. Hadi bu dinleri de getirdin. Kıyametle koparttın. Değil mi? Gittik hı hı. oraya. Cehennemlikler cehenneme gitti. Cennetlikler cennete gitti. E sen ne halt edeceksin ya? İş bitti. Günah yok. Bilmem ne yok. Pislik yok. Tuvalet yok. Hiçbir şey, şey yok. Değil mi? Herkes alabildiğine o bahçelerde gezecek. Öbürleri yanacak zaten. Sen ne halt edeceksin? Elin götünde gezeceksin öyle mi? Bakacaksın yani. Orada yananlara falan bakacaksın. Yani böyle evet. bir şey. O da belki intihar dedi o tanrı da yani. Her şey bittikten sonra ne yapar? İntihar eder. <laughs> ya bir şey... Um... Şu, çok çok değişen bir zamandayız. Çok uh, gelişen bir zamandayız. İnternet yayılıyor, sosyal medya yayılıyor. İnsanlar sürekli olarak uh, dünyanın her tarafından farklı bilgilere ulaşıyor. Kültürel uh, etkileşim sağlanıyor. Başka dinler hakkında bir sürü şey öğreniyoruz. Uh, ya şunun farkına varıyoruz ki uh, bizim inandığımız tanrı, bizim gördüğümüz, bildiğimiz, insanların zamanında ihtiyaç duyduğu için ortaya çıkardığı ve uh, sabitlediği, kurduğu tanrı bizim uh, çok da insani olarak uh, yapımızı, kişiliğimizi artık uymuyor. Bizim ihtiyaçlarımızı duygusal ihtiyaçlarımızı pek karşılamıyor, biraz uh, geride kalmış bir, uh, bir 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 uh, konsept olarak bir düşünce olarak uh, görünüyor. Uh, çünkü zamanda şu an ne kadar uh, bu Putinler başka insanların cehenneme gideceğini ve yakılacağını, sonsuz acılar çekeceğini öğrettilerdi. biliyoruz ki biz sıradan Müslümanlarla karşılaştığımızda veya sıradan Hristiyanlarla, başkalarıyla karşılaştığımızda insanların aslında başka dinden olanlara karşı hani o kadar da bir nefreti yok. Hani <laughs> hani bir sıradan bir Müslüman mesela Hristiyan olan herkesin cezalandırılmasını, yanmasını, işte acı çekmesini aslında istemez. Hani buna mecburen dini olduğu için inanır. Ama bunu kendisi kişisel olarak pek de aslında desteklemek istemez. Yani bunu e, kendisi kişisel olarak görse, buna karar vermeye e, mecbur kalsa, o kararı belki de vermek istemez. Karşısında farklı inançtan birisini bulsa, o farklı inançtan olan kişiyi ateşe atmak ve onu orada e, yaka, yanarken ve e, can çekişirken izlemek istemez. Bu dediğin gibi, bu Tanrı inancı, bu Allah inancı çok da e, eskilerde kalan, artık e, eskimiş olan geçmişlerde kalan bir uh, anlayıştır, bir inançtır. Ama maalesef insanlar uh, Tanrı'ya inanmaktan uh, bir şey duyuyorlar hala. Uh, Evrendeki bazı sorulara henüz cevap bulamadıkları için veya cevap bulmaktan çekindikleri için veya cevap aramadıkları için Tanrı'ya inanma ilancı kolay geliyor, duygusal olarak bir rahatlık sağlıyor. Ben mesela kendi Müslümanken sıkı bir Müslümanken çok dindar bir Müslümanken şunu çok seviyordum. Hani ben dertlerimi Allah'a bırakayım, tevekkül edeyim, ona bırakayım, işte ona emanet edeyim, ona güveneyim düşüncesini çok severdim mesela. Bu bana o huzur verirdi vaktinde. Şu an geriye baktığımda bu aslında çok saçma bir düşünce. Ama ama bu insanlara şey veriyor, huzur veriyor, sevinç veriyor. Ve insanlar o huzura sahip çıkmak istiyorlar, o huzuru korumak istiyorlar ve ne kadar bu Allah'ın e, düşüncelerine, Allah'ın diğer özelliklerine katılmasalar da Allah'ı tamamen çöpe atmak istemiyorlar. Bu yüzden bu Allah'ı elinden geldikleri kadar modernleştirmeye ve değiştirmeye çalışıyorlar ve maalesef ilginç bir şey ortaya çıkıyor. Pek de e, kitaplara, Kur'an'a pek uymayan bir şey ortaya çıkıyor sonuç olarak. E, doğrudur. Şimdi bir de bir ekleme yapayım. Bu daha ilk baştan söylediğim şey bilinç seviyesi çok önemlidir. Yani bilinç seviyesi düştükçe insanın e, tanrı inancı güçleşir. Yani güçlenir. Tanrı hı hı. inancı daha güçlü olur bilinç seviyesi düşük olduğu zaman. Yani mesela diyelim ki çiftçisiniz değil mi? Çiftçisiniz, elinizde olanaklarınız yok. E, gidiyorsunuz tarlaya tohum ekiyorsunuz. Sulama tesisatınız yok. Traktörünüz işte ne bileyim e, bir bir şey e, çalışmıyordur veya mazotunuz yok. Ne, falan. ne yapıyorsunuz? Tanrı'ya havale ediyorsunuz. Yani Hı -hı. attım oraya toprağı üzerine kapattım. Allah verirse verir der. Böylece rahat eder. Çünkü biliyor ama. Aynen. Su sulanmadığını biliyor. Gübre gerekir biliyor. Toprağın çok güzel işlenmesi gerekir biliyor. İklim şartlarına uygun olması gerekir biliyor ama elinde olmadığı için, yapamadığı için oraya haval ediyor. Şimdi inanç çok önemli diye bazen vurguluyorlar profesörler, sosyologlar, bu dini savunan e, felsefeciler böyle şey yapıyorlar ama bu aslında gerçek değil. Neden gerçek değil? Öyle kabul ettiğiniz zaman yani kendinizi oraya teslim ettiğiniz zaman artık şey olamazsınız. Yani bağımsız bir birey olamazsınız. Özgür olamazsınız. Bilimi de bir noktada itelemiş olursunuz. Hı hı. Çünkü neden? Şimdi buradan Sinan Hoca'ya selam olsun. Jeolojiyle, jeoloji ile ilgileniyor. Celal Hoca'ya soruldu. Dedi ki niye inanmıyorsun? Celal Hoca dedi ki niye inanayım dedi. Ben jeologum. Dağların nasıl meydana geldiğini biliyorum. Hı -hı. Ondan sonra dağların Kur'an'da yazıyor dedi işte Nahl Suresi 15'te yazar. Yani dağları biz çakmasaydık yere çakmasaydık sizi o çalkantıda diyor atardı dışarı atardı. Yani Hı -hı. dünya bizi dışarı atarmış dağları koymasaymış. Onun için önce dağları çarptık diyor. Bu yalan diyor Celal Hoca. Çalkalanmayla bunun bir alakası yok. İşte diyor yetiyor. Yani dedi ki soruyu soran bir başka yerden daha güzel şey hiç gerek yok dedi. Bu yetiyor. Şimdi siz jeologsunuz size soruyorum. Nasıl? Şimdi hangisini inanacaksınız? Bir gerçek anlamda dağların oluşma şekli var. Jeolojik olarak e, bilimsel olarak bunun açıklanması var. Bir de Allah diyor ki ben çaktım diyor. Dünyayı suyun üzerine koydum. Orada durmuyordu. Böyle sallandı diyor. Ondan sonra ben şey çaktım. daha çaktım. Durdu, durdu diyor. Hatta şey var. Hadis var. Cebrail'i gönderiyor. Diyorlar ki ya bunun üzerinde melek bile durmaz diyorlar. Allah bu yeryüzünü yarattıktan sonra bunun üzerinde melek bile duramaz diyorlar. Nasıl duracak insan? Cebrail'i gönderiyor. Git bir bak diyor. Cebrail geliyor. Bir şeyler yapıyor falan. Olmuyor. En sonunda dağları çakıyor Allah. Ondan sonra duruyor öyle. Yani sabitleşiyor. Evet. evet. Orada sabit dağlar çaktık diye onun için diyor yani. Ki ne güzel dağların, dağların biz nasıl oluştuğunu biliyoruz. Çok uzun a, zaman içerisinde aslında altımızdaki yerin a, birbiriyle çakıştığını ve yükseldiğini bu şekilde dağların oluştuğunu biliyoruz. Dağların sürekli olarak yavaş yavaş değiştiğini aslında hiç de a, yukarıdan gelip de yer içerisinde çakılan objeler olmadığını biliyoruz. <laughs> hani bunları bilirken a, bu dini bilgileri okumak yani biraz dini inancımızı yani çürütmesi yani sorumlusu. İnananlara bir şey lazım. demiyorum. Şimdi Rıdvan inanan insanlar için demiyorum. Felsefe yok, tabii yapan jeoloji okuyan jeoloji e, e, profesörü olan veya nasıl söyleyeyim yani tarihçi olan bile tarihçi olan Hı -hı. insanlar. Şöyle düşünüyorum ya. Kardeşim şimdi ayetler var. Bu ayetlerde ne diyor mesela? Diyor ki yeri yaratıp ondan sonra diyor göğe yükselip yedi kat göğü yaptığında yaptığında diyor onun arşı diyor su üzerindeydi. Yani evet. evren daha evren oluşmamış. Yani dünya oluşmamış. Oksijen yok piyasada. Oksijen su üzerinde su var diyor. Hani bu hadis içinde de var yani. Ayetlerin açıklamasında da var. Kurtubi'de, Celalay'ın falan geçer. Allah yeri ve göğü, gökleri yaratmadan önce diyor su vardı. <laughs> bu akla <laughs> bilime ters olan bir şeydir. Ya sen bir bilim insanı olarak peki bunu nasıl nasıl izah edeceksin bana? Hı hı. Bunu bir izah et. Jeoloji uzmanı olarak veya profesör olarak bana bir izah etti. Benim aklıma yatır. Su var mıydı? Evren yaratılmadan önce. Hiçbir şey yokken diyorsunuz Allah vardı. Tamam hadi vardı. Ama diyor Allah'ın tahtı suyun üzerindeydi. Evet. Tahta bir koltuktu yani. Ki bu bu eski zamanlarda çok uh, görülen bir şey zaten bir. Uh... ...bir düşünce zaten, bir inanç. İslam öncesi ve hatta Yahudilik öncesi eski toplumlarda... ...Orta Doğu toplumlarında, Mezopotamya toplumlarında... ...farklı inançlar, Sümerler olsun, Zerdüşler olsun... ...diğer toplumlar olsun şeye inanmışlardır. Dünyanın en başta sadece bir sudan ibaret olduğunu... ...hatta ezeli su dedikleri veya zaman öncesi su dedikleri... ...bir denizden, sonsuz bir denizden, bir sudan ibaret olduğunu düşünürler dünyanın ise bu suyun üzerine yerleştirilen bir uh, yer olduğunu bir 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 bir, bir kitle olduğunu uh düşünürler. O şekilde inanırlar. Ve bunun da e, farklı tanrılar tarafından veya yaratıcı tanrı tarafından tanrılardan birisi tarafından yapıldığını düşünürler. Mesela farklı inançlar şeyi anlatırlar. E, dünyada aslında veya evrende iki tanrı vardır. E, i̇yi tanrı ve kötü tanrı vardır. İyi e, tanrı yeri yaratmıştır. Kötü tanrı ise bu yeri bozmaya çalışır gibisinden inançlar vardır. Mesela e, zerdüşler o şekilde inanmışlardır. Zerdüşler şeye inanırlar. E, yukarıda Ahura Mazda dediğimiz iyi e, tanrı var. O yeri suyun üzerinde yaratmıştır. Alt dünyada ise Angramanu dediğimiz kötü tanrı var. O ise iyiliğe karşıdır, ışığa, aydınlığa, insanlığa ve tanrıya karşıdır. Her şeyi kötüye yönetmeye yönlendirmeye çalışır. Bu şekilde inanırlar. Hatta bu inanç, bu inancın Hristiyanlığa ve Müslümanlığa Allah ve şeytan olarak girdiğini. Birçok tarihçi, birçok dini tarihçi düşünür. Yani İslam'da ve Hristiyanlık'ta mesela tek tanrı vardır. İki tanrı yoktur. Ama e, bu inançlar zerdüşlükten e, iki tanrı, yani iyi tanrı ve kötü tanrı inancını almışlardır. Ve iyi tanrı ve şeytan haline getirmişlerdir. Gibisinden e, düşünceler vardır. Ki baktığımızda şunu açık bir şekilde görüyoruz ki bizim şu an Allah dediğimiz, tek tanrı dediğimiz, yahve dediğimiz veya Yehova dediğimiz bu yüce tanrı, yaratıcı tanrı bunun ömrü, tarihi sadece 3000 yıl öncesine veya 3500 yıl öncesine dayanır. Bunun öncesinde e, Mezopotamya toplumlarında birçok farklı tanrı vardı. Bu tanrıların bu elimizdeki Allah tanrısı ile hiçbir alakası yoktu. E, bu Allah tanrısı sadece o tanrılardan gelmiştir. O tanrıların bir e, devamıdır, bir adaptsiyonudur. Adap bir şey demek istiyordun galiba. Ben mi? Ha, bir şey demek Yok. istiyormuş gibi durdum. Ha şey diyecektin. Yani <laughs> o, göbekli Tepe işte. Göbekli Tepe'yi örnek <laughs> yetiyor zaten. Evet, evet. Karayın mağarası, Antalya'daki Karayın mağarası, oradaki resimler. Değil mi? İnsanlar yaşamış orada. Evet, ne zaman? evet. 5000, evet. bin, bin, yıl. Sen tarih dediğin, dinler tarihi dediğin Tevrat olsun, işte o tarafa git oraya doğru. 5000, bin, bin, yıl. Tevrat'ın en eski kaynağı, en eski delili sadece 3000 e, yıl öncesine dayanıyor. Yani. Ve e, Hatta şu an en son bilgilere göre, en son araştırmalara göre en eski kaynak 3200 yıl öncesine falan dayanıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve o buldukları kaynaktaki Tevrat'ta da, Tevrat'taki bilgiler de biraz farklı. Yani aslında çok farklı bir kitaptan bahsediyoruz. O kitap bize tek tanrıdan bahsetmiyor. Yani bu tek tanrı anlayışından, ibadet gerektiren tanrıdan bahsetmiyor. Bize çok daha farklı bir tanrı anlayışından bahsediyor. Hatta Tarihi bazı kaynaklara baktığımızda şeyi de görüyoruz. Bu Tanrı dediğimiz tek Tanrı'nın, Allah'ın yani zamanında Yahve'nin veya Yehova'nın zamanında bir eşe de sahip olduğunu, bir eşinin olduğunu görüyoruz. Bu tarihi kaynaklarda şey vardır mesela bir taş bulunmuştur. Bu taşta ismi Yehova'nın ismi neydi? Aşera diye geçer. Aşera mesela İbranice eşi anlamına Gelen bir uh, kelimedir. Yani bu tanrı aslında bir kişiydi, bir va bir bir varlıktı. Yeryüzünde yürüyen bir insandı, bir kişiydi. Eski birçok inançtaki olduğu gibi ve bu tanrıya şey yüklenmiştir. Yaratıcı tanrı, yüksek tanrı, her şeyi bilen, her şeyi gören tanrı vasfı yüklenmiştir. Bu zamanla gelişmiştir ve İslam'da artık tanınmayan bir hale gelmiştir son olarak. Arkadaşlar bazen şey soruyorlar <laughs> ya ölüm sonrası nedir falan diye. Ya arkadaşlar Şimdi ölüm sonrasını açıklamak hiç kimseye düşmez. Bu bir. İkincisi şimdi vücudunuzu bir düşünün. Kendi vücudunuzu bir düşünün. Ne kadar element var vücudunuzda biliyor musunuz? Şimdi o hani büyük patlama diyoruz ya büyük patlama. Büyük patlama olduktan sonra yani yeryüzü oluştuktan sonra biz de oluştuk işte. Bu, bu topraktan oluştuk. Geri toprağa döneceğiz yani. Elementlere ayrılacağız tekrar. Evet. Evet. Yani bunun bunun ötesi yok. Yıldızlardan geldik, yıldızlara gideceğiz. Dünyamız da bir yıldızdır yani. Şimdi bu şu mantığınıza nasıl sığıyor peki sizin? Allah tamam yarattı, yeryüzünü ve gökleri yarattı. Ondan sonra da canlı yarattı üzerine. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Eğer öyle yaratsaydı, bizi öyle yaratsaydı, örneğin insan öyle yaratsaydı, Adem çok akıllı gelmesi gerekirdi. Neden mağara hayatı yaşadı insanlar? Sen o zaman taş devrini silip atacaksın. Cilalı taş devrini silip atacaksın. Hı hı. İnsanlık tarihini silip atacaksın. İnsan ilkel yaşadı, ağaçların üzerinde yaşadı. Hala bak örnek gösteriyoruz diyor ki diyoruz ki mesela eee Piriha, Piriha kabilesi var örnek. Bakın akrabalık yok, Bilinç yok, yazı yok, resim çizemiyor. A'yı yapamıyor, A B yok. Kuş gibi ses çıkar diyor veya her... mesela renk yok. İnsanlar rengi bilmiyor. Şimdi ben gösteriyorum. Şimdi bu ne? Mavi. Şu mavi. Mavi değil kardeşim. Biz öyle diyoruz ya. Ne mavisi? Yani onlara desen ki kırmızıyı gösteriyorsun mesela. Bu ne? Adam elini kesiyor. Buradan bir iğne batırıyor. Kanı gösteriyor. Kırmızı olduğunu bilmiyor onun. Yani şu dünyanın üzerinde şu anda ilkel yaşayan insan var. Eğer Ademle havadan biz gelmiş olsaydık, bir bilinçle Allah da işte eşyanın ismini öğretmiş, Adem'i göndermiş olsaydı belirli bir bilinç seviyesinde yeryüzüne yayılmış olacaktık. Böyle bir şey yok. Homo sapiens dönemini bir düşün. Bir 200 bin yıl geriye doğru bir gidin. İnsanla hayvan arasındaki ayrıma bir bakın. İnsan, ben kendim bakın 65 yaşındayım. 60 yıl öncesini düşünüm, düşünüyorum. İnsanların bilinci bu şekilde değil. Her şey bilinçle ilgili. Bu da neye borçlu? İnsanın alet yapmasına borçlu, üretmesine borçludur. Eğer üretmeseydi insan hayvan olarak kalacaktı. Aynen, aynen. Üretmesinin sebebi de yani hayvanlardan ayrılmasının üretmesinin sebebi de şu gördüğünüz baş parmaktır arkadaşlar. Şu gördüğünüz baş parmak abi. eğer 3 santim daha geride olsaydı hiçbir şey tutamayacaktık, hiçbir şey üretemeyecektik. Ve bugünkü şeyde olmayacaktı insanlar ya maymun gibi yaşayacaktık veya ne bileyim ağaçların üzerinde veya, veya yok olacaktık. Hı hı. Değil mi? Çok kısa bölmek lazım. Ee, telefon konuğumuz var. Eee konu almadan önce çok kısa çok kısa bir yor yorum yapmak istiyorum. Ar ardında fazla da bir şey eklemeden bu senin söylediğin şeyle alakalı. Ee, ben vaktinde e, çok inançlı bir Müslümanken bir ilahiyat uzmanı bir hoca ile beraber e, sık sık muhabbet eder, konuşurdum. E, o hocaya bir gün ben bir soru sormuştum. Şey demiştim. E, ya hocam benim aklımı karıştıran bir şey var. Biz e, şu gelişmiş e, bilim sayesinde öğreniyoruz ki insanlar zamanla gelişmiş zamanla uh, Hani isimler kullanmayı yazı yazmayı bir şey objelere isim vermeyi yazı, hani yazılar yazmayı uh, öğrenmiştir ama Kur'an'a baktığımızda biz Allah'ın uh, işte Adem'e ve insanlara her şeyin ismini ve konuşmayı yazmayı öğrettiğini görüyoruz Bu iki bilgi birbiriyle uh, pek uyuşmuyor ama biz uh, bu bilimin kesin olarak bize doğruyu söylediğinin ispatına sahibiz dedim bu, bu bilgileri ne yapmamız lazım dedim Hocamız bana şey dedi. Um, Rıdvan elimizde uh, iki bilgi var dedi. Birincisi Bilim bize insanların zamanla her şeyi kendi başlarına öğrendiğini söyler. Diğeri ise Allah'ın e, sözü olan Kur'an. Bize Allah'ın insanlara her şeyi öğrettiğini söyler. Biz hangisine inanacağız? E, bizim e, aklımızdan gelen bilime mi yoksa Allah'tan gelen Kur'an'a mı dedi? Tabii ki Allah'tan gelen Kur'an'a inanacağız dedi. Bu şekilde konu maalesef çok saçma bir şekilde kapandı. <laughs> e, devam etmeden önce telefon konuğu almak istiyorum. E, telefonla bize bağlanan... E, izleyicimiz hazır mı arkadaşlar? Hazırsa eğer e, Antalya'dan Pervin Hanım bize bağlanacak. E, kendisi 33 yaşında ve bize e, çocukların dinden etkilenmesi ile ilgili e, yorum yapmak istiyor kendisi. E, Pervin Hanım merhaba. Merhaba, İsmail Bey. Merhaba. E, ben e, yayına katılmamın nedeni ilk başta teşekkür etmek. Ee, ilk başta Fesmi Derneği'ne sonra size sizi yeni tanımaya başladım. Fikirlerinizi çok beğeniyorum. Açıklama şekilleriniz gayet güzel. Ee, soru e, istenildi. Soru olarak şöyle söyleyeyim. Çok hassas bir noktam. Ee, Ortaokula giden bir çocuğum var ve din dersi zorunlu olmayarak zorunlu görüyor. Ee, ben evet e, kendimce anlatabiliyorum onu hani e, kendimce söyleyeyim doğru yola çekmeye çalışsam da Hı -hı. ister istemez çocuk bir sürü yerden bir şey duyuyor. E, aklı karışabiliyor. E, bu yönde e, nasıl bir önerileriniz olabilirdi? Nasıl bir e, bir yol? Hatta bunun için çünkü çocuklar çok hassas bir konu. Bunun için özellikle dans istiyorum mesela. Bir yol gösterici olarak bir çalışma yapabilirseniz çok güzel olur. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz Perifan Hanım aradığınız için. Sorunuzu burada beraber konuşacağız, yorumlandıracağız, cevap vereceğiz. Ayrılmadan önce arkadaşlarımız size yardımcı olacaklar. Bir hediye kitap gönderimiz için. Bunu da bir kitap kazanmış olacaksınız. Bir Turan Dursun kitabı. Arkadaşlarımız bu konuda size yardımcı olacak. Dediğim gibi aradığınız için tekrar çok teşekkürler Pervin Hanım. Ben teşekkür ederim. İyi, İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, uh, Yakup abi. Uh, Pervin Hanım, uh, çocuğunun okulda zorunlu din dersi gördüğünü ve dolayısıyla din dersi sayesinde bir uh, kaba tabirle beyin yıkaması geçirdiğini uh, ifade ediyor. Birçok birçok insan da aynı şeyden uh, şikayet eder. Arkadaşların belirttiği üzere uh, çocuğunun zorlu, zorunlu din dersi almaması için uh, Ateizm Derneği Hukuk Komisyonu da kendisine yardım etmiş Pervin Hanım'a. Uh, ancak ülkede, Türkiye'de birçok insan bu sorunla karşılaşıyor. Çocukları okula gidip zorla uh, taraflı bir uh, beyin yıkama sürecine uh, yönelik bir din dersi alıyor. Çocuklara bu konuda ne kadar ve nasıl yardımcı olabiliriz? Ne yapabiliriz sence? E, zaten ilk kürsüye çıktığında Türkiye'deki idareci adam dedi ki dindar ve kindar bir nesil yetiştireceğim ben dedi. Bunu açık söyledi yani. E, bunu adım adım yaptılar. En çok değişen bakanlık e, Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Çünkü eee Çocuklar bizim geleceğimizdir yani. Bir ülkenin geleceğidir çocuklar. 1980'de 80'de ekilen tohum işte bugün biçiliyor. Bugün Türkiye'yi ele geçirdiler. Şeriatçı, dinci akım. O dönemde işte hem sağcıları hem de solcuları daha doğrusu pozitif düşünen öğrencileri, dinden biraz da kopuk olarak düşünen öğrencileri ezdiler, yok ettiler. Ve Türkiye bunlara teslim edildi. Bunlar da dindar eğitim yapmaya çalışıyorlar. Ee, din dersi kursu almasında bir sorun yok. Yeter ki bir mezhep dayatılmasın. Yoksa mesela örneğin ben de 3 sene, 6 sene seçmeliydi. Ben seçtim, din dersini seçtim ve okudum. Aynı zamanda Kur'an kursu da aldım mesela 2 e, sene. Bu bir şey değil. Önemli olan ailenin tutumu burada, çocuğa göre yani. Ailenin tutumu eğer aile demokrat bir aile ise yani çocuğa baskı yapmadan herhangi bir şeyi baskı yapmadan dayatmadan çocuğu yalnız tek başına bırakıyorsa ve aynı zamanda da e, gelişmeleri şöyle bir şey söyleyeyim önce de uzatmadan çocuk önce ana babasını takip eder arkasından öğretmenini takip eder derli bir müddet ondan sonra çevresine bakar şimdi ilk önce anne baba çok önemlidir Anne baba mesela çocuğa doğru şeyler söyler küçükken. Yani 0-6 yaş arasında işte elini şuraya koyma, sobaya koyma işte yanar. Dese bile çocuk onu test eder. Acaba doğru mu diye gider elini bir taklit vurur oraya. Yanar, yandıktan sonra ha benim annem doğru söylüyormuş bu yakıyor elimi der. Veya babası der ki yüzme bilmeden işte suyun içerisine girme bir müddet sonra mesela girme boğulursun der. Çocuk yine yapar yaparım zanneder suyun içerisine girer boğulur nefes alamaz ha babam haklıymış, der. yüzme öğrenmeye çalışır ee, çocuk bakıyor ki annesi babası doğru şeyler söylüyor ha bunun üzerine işte bir peygamberimiz var bir kitabımız var Kur'anımız var derse annem babam doğru şeyler söylüyor bu da doğru der ve ona iman eder onu onu almak oradan çok zorundan sonra hı hı. okulla da. Onu pekiştirdiği zaman öğretmeniyle okuluyla da onu pekiştirdiği zaman onu almak çok zor ama çocuğu dediğim gibi özgü. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Çocuklar büyüdüklerinde daha böyle okula gidiyorlar işte ee, Almanya'da e, işte aile, aile ayrıdır aileler bir Aileviler falan bellidir bir tarafta İşte Kürtler Türkler bir tarafta böyle grup gruptur. Çocuklar tabii bazı yerlere gidip şey Mesela bana şunu sordular baba dediler bizim dinimiz ne? Ben çocuklarıma hiçbir zaman için oturup din anlatmadım. Hiçbir zaman için. Veya o dinin yanlışlığını da anlatmadım. Yani konu etmedim evde. Kendileri sordular. Dediler ki bizim dinimiz ne deyince ha, baktım evde de Kur'an yoktu o zaman. Ne zamandan bahsediyorum? 1986-87'den bahsediyorum yani. Gittim Kur'an Türkçesini aldım getirdim. Dedim ki bizim dinimiz bu. Verdim çocuklar. Okudular. Kız, büyük kız yarıya kadar okuyabildi. İşte öbürleri belki de hepsini okudu, belki de hiç okuyamadılar. Böyle din mi olur dediler yani Kur'an okuduktan sonra. Hı hı. Anladabiliyor muyum? <laughs> Çocuğu özgür bırakmakta fayda var. Ben mesela deseydim ki işte bu din yalan baştan öyle deseydim, belki de çocuklar daha değişik bir e, gözle bakacaklardı o dine. Değil mi? Mesela hı hı. benim kendilerinin e, gözünde hayal ettiği bir baba da olmayabilirdim belki değil hı hı. mi? Ha babam hı hı. burada burada da yanlışlar yapıyor. Bu bu konuda da yanılabilir de, deyip oraya sarılabilirlerdi ama öyle olmadığı için yani özgür oldukları için çocuklar doğru yolu mutlaka bulur çocuklar. Kesinlikle şey yapmayın. E, baskı yapmayın veya mesela din dersine gidiyorsa gitsin. Ama okulda şunu da yatabilirsiniz Din dersi versinler. Yani Sünni Hanefi mezhebinin dersini vermesinler çocuklarınıza. Bunu bunu şey yapabilirsiniz yani. Bu hakkınız, doğal hakkınız. Teoloji dersi versinler, din dersi versinler. <laughs> Din dersi derken yani te, şeyi Tevrat'ı da öğretsinler, Kur'an'da öğretsinler, İncil'de öğretsinler veya dinlerin nereden kaynaklandığını işte teoloji öğretsinler. Ya tarafsız bir din eğitimi olsun, bilgi bir vermeye din Eğitimi bir olsun ya. Bir şey, bilgi vermeye yönelik bir din çocuk dersi olsun. Onu seçer ondan sonra. Baskı kurduğun zaman olmaz zaten. Mesela ben Hı. bir komşuya gitmiştim. Arkadaşım daha doğrusu komşu desem de evine ilk defa gidiyorum. Çocuğunu sokakta falan görüyordum. Oturduk misafir olduk falan. Çocuk geldi çantayla. Dedim yeğenim okuyor musun? Okula gidiyor musun? Okuldan mı geldin? Babası hemen dedi ki gidiyor amcası dedi. Çok başarılı maşallah dedi. Öğretmeni dedi eve geldi falan dedi çocuğu çok seviyor dedi. İyi dedim iyi gel bakalım hangi okula gidiyorsun? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Hemen yine babası e, laf aldı hatmetti iki sefer hatmetti. Dedi. Neyi hatmetti dedim ya? Kur'an kursuna kur gönderiyor çocuğu 8-10 yaşına gelmiş çocuğu okula göndermemiş adam. O evden çıkarken hanımı dedi ki, abi dedi, kurban olayım, şuna biraz şöyle biraz baskı yap da bu çocuğu okula gönderelim. Bu çocuğu okula göndermiyor, ne işin var okulda diye. Kur'an hmm. kursuna gönderiyor dedi. Neyse biraz ilişki vurdu. çocuğu e, okula gönderttirdik. Çocuk zannedersem mühendis mi oldu, ne oldu, profesör mü oldu, bir şeyler oldu ya. Yani. Çok güzel. <laughs> güzel bir sonuç çıkmış bari. Yani bizim ya, toplumda de, de, böyle bir şey var. Dediğin de, de, gibi de, ya, insanaş... De, insan... Dersine de gitsin, bir şey olmaz yani. Hı hmm. hı. Ya insanların din din dersi görmesinde herhangi bir saçın, sakınca yok. Sakınca, din, bir sakınca yok din yani. öğrenmesinde Biz hiçbir yapmıyoruz. sakınca yok. Bence, bence çok güzel bir şey. Veya agnostik düşünce yapısı sen bunu öğrenme okuma dediği andan yani olma baskıcı olmamak gerekiyor. Özgürlükçü aynı. olacaksın. Ben hep şeyi düşünmüşümdür. Ben Kur'an'ı kendim okudum, din derken okudum. Kur'an'ı okumak beni dinden çıkaran en büyük şey oldu zaten. <laughs> Sebeplerden birisi oldu zaten. Ben şunu düşündüm. Ben bu dinle büyümüş olmasaydım eğer ve mantıklı bir yaşa, işte 20 yaşında, 25 yaşına geldikten sonra Kur'an'ı okumuş olsaydım veya hatta 15 yaşında geldiğimde Kur'an'ı okumuş olsaydım, ben bu kitaba inanmazdım. Diğer dini kitapları alsam aynı şekilde davransam o din ile yetiştirilmesem ve e, belli bir yaşı geldikten sonra o dini kitapları okusam... bu kitaplara e, inanmamaya ve bu kitapları sadece uh, eski bir tarihi kaynak olarak, bir uh, hani es eski kitaplar olarak, mitolojik kitaplar olarak görmeye karar veririm. Bu şekilde olabilir. Yani i̇nsanların veya çocukların uh, din dersi, din hakkında bilgilendirme görmesinde hiçbir sakınca yoktur. Ama tabii ki uh, taraflı, uh, din darlaştırılmaya yönelik din derslerinin ortadan kalkması lazım. İnsanların bu uh, bu çerçevede bir çaba vermesi lazım, uğraşması lazım. Bu gelecek için çok daha iyi olur. Modernleşmek için, ileriye doğru adım atmak için bu çok daha iyi olur. Yayının biraz sonuna yaklaşıyoruz. Bir Yayını sonlandırmadan önce tekrar uh, hatırlatmak isterim ki yayına bağlanmak isterseniz eğer uh, canlı olarak telefonla bağlanmak isterseniz ve soru sormak isterseniz uh, 0216 900 2606 veya 0216 900 1866 numaralı telefonlardan birini arayıp uh, meeting ID olarak 499... 107, 795'i tuşlayıp ardından ise e, kare tuşuna basarsanız eğer canlı olarak bağlanabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. E, canlı olarak bağlandıktan sonra size e, Turan Dursun kitapları olarak da bir hediye e, yollayacağız. E, bu aklınızda bulunsun, canlı olarak bağlanmak isteyen varsa eğer aramızda. E, konuyu özetlemeden birkaç e, soruya gelmek istiyorum. Sanırım izleyicilerimiz arasından birkaç soru toplamış. Keşke hangi hangi izleyicimizin de bu soruları sorduğunu görsek daha iyi olurdu. <laughs> bir dakika. Chat sorularına gelelim. Allah yarattığı insanlara hem özgür irade verip hem de her şeye gücü yettiği için tercihlerine müdahale eder mi? Hidayet etmediklerine cehennemle cezalandırılması ne kadar adil olur? Diye bir soru sorulmuş mesela. Buna biraz değindik, sen biraz değindin. Hani Allah'ın bize veya Tanrı'nın bizi yaratması, bize özgür irade vermesi. Ama aynı zamanda bizim tercihlerimize müdahale etmesi, bizim kaderimizi kendisinin hazırlaması, bizim hidayet alıp almayacağımız almayacağımızı kendisinin belirlemesi ve sonuç olarak bizi uh, inandık veya inanmadık diye ödüllendirilmesi, ödül ödüllendirmesi veya cezalandırması sence adil bir şey mi? Sorusu geldi ki bu Olur. soru tek başına zaten bir eleştiri, tek başına zaten evet. soru cezalandırıyor. Zaten açıkladık şeyde de bir örnek vereyim ona öyle bir şey de yok aslında diyor da şimdi. Arkadaşlar Kur'an ayetleri hepsi birbiriyle çelişkilidir. Evet. Bütün ayetleri çelişkili olmayan ayeti yok içerisinde. Örnek vereceğim. Şimdi diyor ki tamam sınav için diyor insanları yarattın. Tamam kabul ettik. Bak şimdi. Kabul ediyoruz. İmtihan yapacaksın değil mi? Ya kardeşim öyle diyorsun da ben açıyorum Kehf suresinin 79 ya da 80. 80 ayet. İyi hatırlamıyorum. Ya 80 ya 79. Orada da diyorsun ki ben bu çocuğu öldürdüm. E niye öldürdün soruyoruz tabii. Bu sefer diyor ki annesi babası Müslüman diyor belki ileride annesini babasını dinden imandan edebilirdi diyor. Şüphelendim, Hı -hı. korktuk ve bu çocuğu öldürdük diyor. E şimdi Hı -hı. buyur ne yapacağız bunu? Hani imtihan? O çocuğu niye imtihan etmedin? Peki bizden yani e, 600'lü yıllardan önce yaşayan yani milattan önce 1000-2000'li dönemlerde yaşayan insanları helak ettim diyorsun ya. Salih'in şeyini helak ettim diyorsun. Toplumunu helak ettim. Nuh'un toplumunu helak ettim diyorsun. Değil mi? Ee, bir sürü şey, peygamberler. Onlar diyorsun pe inanmadılar. peygambere inanmadılar. Helak ettim diyorsun. Niye helak ediyorsun ki? İmtihan ediyorsun madem. Bırak. Sınavına girsin. Sen sınava sokmuyorsun. Çoluk çocuk inanmadılar diye kaldırıp atıyorsun. Zaten Kur'an'da, orada da şimdi müşrikler peygambere mesaj şey istiyorlar mucize ver bize kardeşim diyorlar. Öbür peygamberlerin mucizesi var. Senin mucizen yok mu deyince mucizeden vazgeçtik diyor. Niye vazgeçtin? <laughs> Mucizeyi gösterdiğim zaman inanmazsa helak etmem lazım diyor. Evet. <laughs> Şimdi her şey kendi içerisinde çelişkili. O e, unutmayın e, şeye bir yan, bir şey daha söyleyeyim. Yardımcı olma açısından Rıdvan çocukların din eğitimi alma konusunda hiç şey yapmayın. E, endişe etmeyin o konuda. Yalnız evinizde Kur'an'ın yanında bir de Tevrat da bulunsun. Tevrat çok önemlidir. Tevrat'ı okumadan Kur'an'ı kolay kolay anlamaz. Zaten Kur'an anlaşılmamak üzere yazılmış bir kitap. Hı hı. Anlaşılmamak üzere. Hiç kimse anlayamaz. Neden anlayamaz? Çünkü konuları anlatmıyor. Burada başlıyor, bırakıyor, başka yere geçiyor, bırakıyor, başka yere geçiyor. Bunun yani 6600 tane, 6300 tane neyse ne kadar varsa ayeti Onlarla birbirini irtibatlandırmak, bir anlam, mana çözmek öyle kolay bir iş değil. Onun için Tevrat konuları tek tek anlattığı için Tevrat da yanında bulunursa, Tevratı okuduğu zaman Kur'anı çok kolay anlar o zaman. Hatta Kur'anın kopya olduğundanlar, yani Tevrat'tan kopya olduğunda anlar. Onun için korku hiç olmasın. Ee, Kur'an din dersindeki önemli olan şey de işte mezhep öğretilmesin. Hı hı hı. şu özelliği var. Ee, Hazreti Muhammed'i putlaştırıyorlar. Yani Müslümanlar aslında Allah'tan çok peygambere taparlar. Gidin bir kahveye oturun, onlarla sohbet edin, Allah'tan sürekli bahsedin, ağzınızdan Allah kelimesi çıksın, hiç seslenmez. Peygamber der demez, orada 30 kişi ot oturuyorsa 30 kişi toparlanır hemen. Hassas var, konu. Çok hassas bir konu. Çok hassas, hassas bir konu. Bu konuyu biraz hafifçe ele alalım. <laughs> Heh, bu konu çok önemli. Gerçekten çok önemli yani. Onun için bir, yani Muhammed'i putlaştırıyorlar ve e, o cemaatlere de çocuklar kendilerini kaptırdığı zaman artık iş bitiyor. Sen ne anlatsan, Hı. biz ne anlatırsak anlatalım böyle sert bir şekilde geriye geriye tepiyor. Ee, çok teşekkürler Yakup abi. Ee, biraz hızlı ilerlemek istiyorum. Birkaç e, soruya cevap vermek istiyorum. Burada birkaç e, elimizde soru var. Bir dakika bir canlı yayın e... Bağlantımız mı oldu? Yok olmadı pardon yanlış gördüm ben kusura bakmayın. Ee, aynı zamanda bir arkadaşımız üç semavi dinin tasvir ettiği Allah aynı mıdır diye bir soru sormuş. Bu aslında e, bugünkü konu ile tam olarak e, alakalı. Bunu e, en son olarak ben özetlemek istiyorum bir tekrar konumuzu e, izin verirseniz o yüzden ben bu sorunun cevabını biraz uh, sona bırakacağım ve uh, son olarak tekrar tarihin uh, Tanrı'nın yani Allah'ın ve Yahovan'ın nasıl evrimleştiğini ve nasıl geldiğini çok kısa bir şekilde uh, özetlemek istiyorum o konuya geleceğiz ama uh, çok kısa bir cevap istiyorsak uh, Tanrı diye bildiğimiz veya Allah diye bildiğimiz uh, bu Tanrı bu yaratıcı Yahudilik Hristiyanlık ve İslam arasında uh, çok farklı bir tanrıdır. Bunlar çok farklı üç tanrıdır. Çok farklı özelliklere, çok farklı dualara sahiptir. Kesinlikle aynı tanrı değildirler. İslam mesela bunların aynı tanrı olduğunu anlatmaya çalışır, ispatlamaya çalışır. Ama tarihe baktığımızda ve diğer ilançlara ve kitaplara baktığımızda bu tanrı aslında çok farklı bir tanrıdır dinler arası. Um, bir dakika tam daha soru veya konuk almayalım demiş tamam e, <laughs> o halde yayın sonuna geldik sanırım çok az vaktimiz kaldı e, iki saate geçmeden bitirmek istiyoruz ben konuyu şu şekilde özetlemek istiyorum e, Allah aslında kimdir konusunu uzun uzun anlattık ama e, bu konuyu Yakup abi kabul ederse, Ateizm Derneği TV'deki arkadaşlarımız kabul ederse, başka bir zamanda tekrar bir araya gelip ölüm sonrası Tanrı'nın doğası gibisinden bir konuyu tekrar tartışabiliriz. Ben çok zevk alırım bundan. Ama konuyu bugünün konusunu tekrar şu şekilde şu şekilde özetlemek istiyorum. Dediğim gibi başta anlattığım gibi e, eski dinlerde, Yahudilik dininde ve Hristiyanlık dinindeki e, tanrının ismi Allah değil Yehova'dır. E, İlyas diye bir arkadaş tanıyorsanız, eğer İlyas diye birini biliyorsanız eğer e, aklınıza gelsin veya İlyas diye İlyas ismine sahip olan arkadaşlarınıza lütfen bu soruyu sorun. Senin ismin nedir? Tam olarak ne anlamak gelir diye bir e, soru sorabilirsiniz. Ben. Şey, Biz, bizim bizim şey. İlyas'a aynen İlyas, İlyas arkadaşlara sorabiliriz. İlyas kelime anlamıyla benim tanrım Yahve demektir. Bu Yahve ise Yahudilerin e, tanrısı olan tek tanrıdır. Bunun tarihi şu şekilde olmuştur. Orta Doğu, Mezopotamya e, Sami dinlerde ve kültürlerde çok birçok tanrı vardır. Bu tanrıların e, en önemlisi onların arasında yüce tanrı diye bilinen e, El diye bir tanrıdır. Yaratıcı tanrı olarak bilinen veya yüce tanrı olarak bilinen bir tanrıdır. Hatta e, çok detaya ve geriye gidersek eğer aslında bu tanrının e, tek başına yaratıcı veya tek başına güçlü veya en güçlü tanrı olduğunu e, göremeyiz. Sadece bazı toplumların bunu bu şekilde yorumlandırdığını görürüz. İbrani halkı bu tanrıyı yüce tanrı olarak o kültürlerden devralmıştır. Bu Tanrı'ya Elohim demiştir, Eloh demiştir ve zamanla gelişerek bu Tanrı'ya Yehova veya Yahve ismini vermiştir. Bu Yahve dediğimiz Tanrı aslında insani özelliklere sahip olan bir Tanrı'dır. Hatta Yahudi inancına göre ve Yahudi tarihine göre çok açık bir şekilde biliyoruz ki, bu Tevrat'ta da geçer. Tevrat'ta Yahudiler aralarında bir ev gezdirmişlerdir. Ee, İngilizce'de tabernacle diye bilinen bir ev gezdirmişlerdir ve Tanrı bu evin içerisinde bulunmuştur. Ee, bu evin içerisinde, bu odanın içerisinde bir gizli oda vardır. O gizli odada bir perde vardır ve sadece çok yüksek rakamlardaki, çok yüksek makamlara sahip olan dini adamlar bu odanın içi, içerisine girip perde arkasındaki Tanrı'yla yani ile iletişim kurarlar. Bu Yah ve Tanrı ve son olarak Allah diyebildiğimiz Tanrı ise kendi halkı olan Yahudi halkını sever, onlara onlara güvenir, onları destekler. Bana inanın, bana güvenin, ben sizin Tanrınızım der falan filan. Bu Tanrı'nın ismi Yahve olduğu için, ama Yahve ismi de çok değerli bir isim olduğu için Yahudiler ve Hristiyanlar Yahve ismini Kutsamışlardır, çok uh, kutsal, çok hassas saymışlardır ve kendi ismini kullanmak yerine bu Tanrı'ya sadece Tanrımız veya Rabbimiz demişlerdir. Bu Rab vaktiyle Arap toplumuna uh, ve son olarak Müslüman toplumuna Muhammed'e, uh, Allah olarak yani elahdan Allah olarak gelmiştir. Yahve ismi unutulmuştur ve e, İslam bu tanrıyı tek tanrı olan ve ibadet isteyen Allah haline getirmiştir. E, bu Allah artık İslam'da tamamen değişmiş bir hale gelmiştir. İnsani özelliklere sahip değildir. Yahudilikte gördüğümüz e, tarihe sahip değildir. E, çok farklı bir tanrıdır. Çok farklı beklentileri olan bir tanrıdır. E, biraz Tevrat'tan, İncil'den, İbrani dinlerin tarihinden biraz kopuk bir tanrıdır. Ve Muhammed bu tanrıyı alıp Arap toplumundaki çok tanrılı inançlarla birleştirmiş, bu tanrıyı Kabe'nin tanrısı haline getirmiştir. Oysa Arap toplumuna girdiğimizde, Arap toplumunda da şunu görüyoruz ki Kabe aslında çok tanrılı inançların e, bir şeyidir, bir ibadet hanesidir, bir ibadet yeridir. Ve birçok Kabe'den sadece birisidir. Maalesef e, Muhammed İslam'ı kurduktan sonra e, Arabistan'daki diğer tapınakları, diğer Kabe'leri yıktırmıştır. Ve bu şekilde Allah tek başına e, İslam'ın tanrısı olan yaratıcı tanrı haline gelmiştir. Tanrının... E, Tanrı'nın pardon Tanrı'nın gelişimi bu şekilde olmuştur. İslam'ın Tanrısı bu şekilde yerleştirmiştir Kusura bakmayın biraz durakladım çünkü e, Yakup abi herhalde yayından düşmüş. <laughs> Yakup abi kaybettik yayında. E, ben monoloğumu yaparken. E, e, evet arkadaşlar. <laughs> Bekleyelim mi yoksa? Tamam, Allah çarptı herhalde. E, <laughs> çok ağır konuştuk madem bu şekilde bitirelim o halde Yakup ile olan bu yayın çok güzeldi ben çok zevk aldım bunu yapmaktan başka bir zamanda tekrar Yakup ile beraber bir yayın yapabiliriz tanrının doğası, tanrıya inanmanın mantığı yaşam ve ölüm varoluşçuluk gibi konularda konuşabiliriz bu konularda sizin katkılarınızı desteklerinizi de alırız çok güzel olur eee bu konuyu burada kapatmış olduk. Ben sonucunuz olarak tekrar uh, aranıza gelip bu konularda konuşmayı uh, isterim gelecekte. Uh, şimdilik Ateizm Derneği TV'yi izlediğiniz için uh, çok teşekkür ederiz. Uh, yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Uh, bitirmeden önce uh, bizleri takip eden izleyicilere de tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bizi destekleyen uh, kişilere uh, teşekkür etmek istiyorum bizi Patreon'dan şu isimler desteklemiş bu ay. Bahar Kılıç, Ekrem Karahan, Gökhan Özbek, Umut Yıldız, Ata İstar, Apostate Prophet bu ben oluyorum. Erol Nahmiyaz, Hasan Dudu, Onur Romano ve Elifse. Kriosustan ise bizi Ulaş Alagöz, Ahmet Cankara, Ahmet Bal Yemez, Uçaktaki Ateist, Ertan Evrim, Feral Köseoğlu, Zafer Örenlili ve Aslan Gencaş, ve Afgan e, Kırmi desteklemiştir. Bu desteklerinizden dolayı tekrar e, teşekkür ederiz arkadaşlar. E, siz de bizi tekrar desteklemek istiyorsanız gelecekte Patreon ve Creators üzerinden destekleyebilirsiniz. E, yayını beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı ve bildirim sesini bildirim zilini açmayı unutmayın. E, böylece ben de bir şeyi unutmadıysam yayını burada bitirelim. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoşça kalın ve artık yalnız değiliz.